Sevgili seyirciler, merhabalar efendim. Star ekranlarından hepinizi sevgiyle, saygıyla haftanın bu ilk gününde selamlıyorum. Umarım iyisinizdir, umarım sağlığınız yerindedir. Ben keyifli bir hafta diliyorum ve tabii ki sağlıklı bir hafta diliyorum. Ekranlarınızın karşısına hoş geldiniz. Evet, gerçeğin peşinde de yine bugün uzmanlarımızla ve konu ve konuklarımızla gerçekten çok heyecanlı, zaman zaman çok canımızın acıyacağı, üzüleceğimiz ama en sonunda inşallah adaletin yerini bulacağı konularla karşınızda olacağız. Adli tıp uzmanımız Doktor Taner Güven hocamız bizimle, hukuk danışmanımız Avukat Hasan Kocabey bizimle birlikte ve bugün 16 Kasım 2020 gerçeğin peşinde başlıyor efendim. Korkunç bir cinayete kurban giden Çağla Tualtay dosyasındaki çok önemli gelişmeler. O evden bir kız çocuğu okula gitmek üzere evden çıktı. Ne o gün son günü olduğunu biliyordu, ne de annesi onu yolcu ederken, kapıdan uğurlarken evladını son kez... 2 yıllık Sezgin Bilgin kaybında en yakın arkadaşı ile sevgilisi arasında ne yaşandı? O ben bir tane bayanla geziyordu ama benim tanıdığım, çok iyi bildiğim insanların o benim Şule ile gezdiğini de söylüyorlar. Birazdan. Sevgili seyirciler, tarihler 2017 yılını gösterdiğinde benim iki acılı anne ile yollarım tesadüfen aynı tarihlerde kesişti. Biri Hande'nin annesi Handan Hanım'dı. Diğeri de Çağla'nın annesi Gülnur Hanım'dı. Aşağı yukarı aynı günlerde iki annenin gözlerinde ben acıyı gördüm. Gözlerde gördüm, ikisinde de. Çünkü birinin 11,5 yaşındaki, birinin 15 yaşındaki kızları evlerinde en güvenli olmaları gereken yerde vahşice katledilerek öldürülmüşlerdi. Çağla Tualtay'ın cenazesi bir komşu tarafından abisinin odasında boğazı kesilmiş olarak bulundu. O dönemde tarihler 5 Haziran 2000 yılını gösteriyordu. Bugün tarihi özellikle verdim çünkü aradan 20 yıldan fazla zaman geçti. Geçtiğimiz Haziran'da neredeyse zaman aşımına uğrayacaktı dosya. Ancak bazı bulgular ve devam eden soruşturma kapsamında durduruldu zaman aşımı ve yeniden dosya şu anda gerçekten çok emin ellerde, güvenli bir şekilde yeniden bazı ipuçlarına ve delillere ulaşılmaya hazır bekliyor. Gülnur Hanım, 3,5 sene önce beraberdik, yine birlikteyiz. Hoş geldin, nasılsın Gülnur Hanım? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Daha iyi olacağız inşallah. İnşallah. Daha iyi olacağız. Kötü başladığımız bu yolculukta Handan Hanım'la inşallah güzel bir yol ayrımına geldik. Evet. Sizinle de geleceğimizi umut ediyorum. İnşallah. İnşallah. Bunu sadece ben söylemiyorum. Bunu emniyetin en üst yetkilileri de söylüyor. Şöyle ki bütün faili meçhul dosyalar gerçekten aydınlatılmak üzere çok emin ellerde, İşinin ehli kişilerin önünde, evet, bekliyor. Efendim, biz şöyle bir geriye gidelim. 2017 yılında Gülnur Hanım'la tanıştığımız ve bu cinayeti tabii onun yıllar öncesinde zaten duymuş ve içimiz yanmıştı. O dönemki programımızda bizim muhabirimiz olan sevgili Pembe bir olay yeri anlatım vetresi çekmişti. Bu olay nasıl oldu? 15 yaşındaki kız çocuğu okula gitti, okuldan evine döndü. Bunun dışında hiç olağanüstü bir şey yoktu. Ama o günden sonra bir daha Çağla nefes almadı. Çünkü bir vahşi tarafından canına kıyıldı. Çağla hemen yanımda görmüş olduğumuz bu lisede okuyordu. Derslerinde oldukça başarılıydı. Çocuk gelişim bölümü öğrencisiydi. Hatta Çağla'nın tek bir hayali vardı, ana sınıfı öğretmeni olmak. Hep
henüz hayatının baharındayken korkunç bir cinayetle hayata gözlerini yuman Çağla, her sabah bu yollardan yürüyüp ders zilinin çalmasıyla birlikte okulda öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşuyordu. Çağla eğer yaşasaydı bugün 32 yaşında olacaktı ve belki de hayal ettiği gibi gencecik bir anaokulu öğretmeni olacaktı. Çağla bu talihsiz olayın öncesinde işte yanımızda görmüş olduğunuz bu apartman girişinden her akşam okuldan eve döndükten sonra girerdi ve eve doğru çıkmaya başlardı. Çağla'nın bundan yaklaşık 17 yıl önce biri ya da birileri mi vardı, yalnız mıydı, kimlerle girdi ya da hangi ruh haliyle ne şekilde girdi bilinmiyor. Ancak bilinen tek gerçek, akşam okuldan geliş saatinde bu korkunç olayın evinde başına gelmiş olduğu. Anne Gülnur Tuğaltay'ın ifadesine göre anne o gün muayene olmaya doktora gitmişti. Saat 16.20 ile 16.30 arasında kızını aramaya başladı çünkü Çağla'nın okuldan eve dönüş vaktiydi. Ancak aramalarının hiçbirine yanıt alamadı. Aramalarına yanıt alamayan anne Gülnur Tuğaltay ise alt komşusuna haber verdi ve Çağla'ya bakıp onu kontrol etmesini istedi. Çünkü alt komşularında bir yedek anahtar vardı. Yedek anahtarın bulunduğu alt komşuysa eve çıktığında o korkunç manzarayla karşılaştı. Hemen Gülnur Hanım'ı aradı, hemen buraya gelin dedi. Evet, facianın yaşandığı o gün sabah hiçbir şeyden habersiz gitti Çağla okula. Gülnur Hanım da kızını hiçbir şeyden habersiz öperek yolcu etti ve doktor randevusuna gitti. Saat 16 ile 16.30 arası arıyorsunuz gecikeceğinizi haber vermek evet. için. Evet. Çağla'nın bir anahtarı var, sizin bir anahtarınız var. Komşuya da her ihtimale karşı bir anahtar bırakıyorsunuz. Evet. O günkü olayı sizden, çünkü bu cinayete yeni vakıf olan, duyan kişiler var. Bunun yanı sıra 3 yıl önce yaptığımız yayında konuştuklarımızı bilenler var. Ve de tabii ki bir kamuoyu var. Çağla için adalet diye. Evet. Oluş- İnsanlar gerçekten bu konuda acınız tazelenecek ama sizin şu an amacınız katil ya da katillerin bulunması. O günü bize bir daha anlatabilir misiniz lütfen? Tabii. Günlerden 5 Haziran ve Pazartesi. Ben sabahleyin kalktım işte kahvaltıyı falan hazırladım. Çağla'yı kaldırdım. Benim bir de oğlum var. O İstanbul dışında okuyor. Üniversitede okuyordu. Çağla'yı kaldırdım. Kahvaltısını yaptı. Kızım dedim bugün benim saat dedim 3.30 gibi randevum var dedim. Doktorda dedim. Büyük bir ihtimalle ben evde olurum ama dedim. Olamazsam da 5-10 dakika gecikirsem haberini tamam anne dedi. Öptüm. Yolladım okula. Sonra saat 11-11.30 civarlarıydı. O anahtarımızın olduğu komşuya indim ben. Kahve içelim demişti. Kahve içtik orada. O zaman da söyledim. Dedim ki ben dedim doktorda randevum var. Doktora gideceğim ama demedim ki gecikirim gecikmem. Hiç öyle bir şey söylemedim. Çünkü gecikeceğinizi siz de bilmiyordunuz. Ben de bilmiyordum. Çıktım yukarıya. Sonra giyindim ve saat 2.30 civarı falan evden çıktım. Doktora gittim. Doktor da eşimin arkadaşıydı. Ve hemen eşimin dükkanının karşısındaydı muayenehane. Gittim muayenehaneye, işte doktor muayenehanesi yani randevular sarkabiliyor, gecikebiliyor, doktorun toplantısı olabiliyor, gecikmeler oldu. Ben de evi sürekli arıyorum, evi arıyorum. Çağla'nın cep telefonu vardı fakat okula götürmek yasak olduğu için hemen masasının üstünde dururdu. Gelir gelmez de açardı onu. Ondan arıyorum yok, evden arıyorum yok, cevap alamıyorum. Tarif edemediğim bir sıkıntı geldi bana. Böyle hani hissedersiniz böyle ter boşaldı, kıpkırmızı oldum. Beklemedim randevuyu ve çıktım. Eşim dükkanına gittim dedim ki Çağla'ya ulaşamıyorum dedim. Saat de herhalde 5'e çeyrekler onlar öyle olmalı.
O da bana dedi ki komşumuzu hatırlattı. Arasana orayı dedi. Belki tuvalette falandır dedi. Aradım. Dedim ki bir bakabilir misiniz acaba? Banyoya mı girdi, tuvalette mi? Tamam şimdi çıkıp bakıyorum dedi. Çıktı. Ben 2-3 dakika sonra falan onları tekrar aradım. Uzaktan böyle çığlıklar geliyordu apartmanın içinden. Çabuk gel, Nedim'i de al gel diye. Sonunu beklemedim zaten. Biz hemen koşa koşa geldik. Şeye yani arabaya binip geldik evin oraya. Tarif edemediğim bir kalabalık vardı. Polis vardı. Biz koşarak apartmandan içeri girdik. Ben yukarı ulaşamadım. Yani yakamdan, paçamdan falan. Evet, istemediler. Ama babası gördü. Önce yaşıyor mu diye bakmış. Sonra demiş ki kendince babalık içgüdüsüyle etiği kalkıkmış. Şimdi gazeteciler gelecek, herkes kızımı böyle görmez. Eteğini kapatmış. Sonra demiş ki delilleri ben karartıyorum. Tekrar açmış. Bütün evi dolaşmış. Buzdolabı, balkon, gardıropların içi dahil birilerini aramış. Ama bu arada tabii evin kapısı arkasına kadar açık. Bütün apartman komşuları evin içinde. Karakol polisleri var. Koridorda dolaşıyor onlar. Bu vaziyette. Ondan yani içeride sonra ne yapıldı, ne edildi? Yani olay yeri bozulmuş durumda. Gülnur Hanım, ama ev sahibiniz, daha doğrusu anahtarın bulunduğu komşunuz, evet, eve gelip anahtarıyla açtı, kapı kapalıydı. O kendisi, evet, açıp girdi değil mi? Evet, evet. Kapı açık bırakılmamış ama yani. Ama ben üst kilidi kilitlemiştim. Çağla açmış o üst kilidi. Yani kilidi açarak girmiş. Üst kilitli değil tabii, alttan açıp girmiş. Gülnur Hanım, normalde rahmetli kızınız saat kaçta evde olurdu? 4:15, trafik olursa 4:30. Diyelim ki 4:15 ya da 16:15 ya da 16:30. Evet. Sizin komşunuzu aramanız ve onun gidip eve bakması 5:15 gibi mi? Evet. Yani ne olduysa o 45 dakika içinde Çağla'nın Çağla'ya kıyıldığını söyleyebiliriz. Doğru mu? Evet. Eve geldi. Çünkü komşunuz, bu anahtar olan komşunuz diyor ki ben anahtar sesini, daha doğrusu eve girişini duydum. Çünkü biraz böyle bastırarak güm güm yürürdü. Ben onun gelişini duydum ve evde yürüdüğünü duydum ve kapı açıldı. Anahtarımın olduğu komşu duymadı. Alt komşum. Alt komşu. Alt komşum duydu. Kapı açıldı, evet, ve Çağla birisiyle konuştu. Evet. O konuşmaları da duydum, gerisini bilmiyorum dedi. Koridorda yürüme, arka odaya, İlker'in odasına gidene kadarki yürüme seslerini de duymuş. Baskılı yürüdüğü için Çağla, hı-hı, onu da duymuş. Yani biz bundan kapı çalan kişinin tanıdık biri olduğunu, Çağla'nın kapıda konuşup sonra da içeriye gittiğini düşünebilir miyiz? Ya da bir satıcı gibi gelip kapıyı çalıp yine konuşabilir onunla. Ama kapıyı kapatıp bu sefer onu göndermesi lazım. Halbuki komşu diyor ki onunla konuştu, sonra içeri koridordan yürüyüşünü ve odaya giriş seslerini de duydum diyor. Şimdi kapı bu efendim. Giriş kapısı buradan Çağla o gün anahtarıyla saat 16:15 ile 16:30 arası hem üst kilidi hem alt kilidi açarak girdi. Çünkü anahtarı vardı zaten. Gülnur Hanım'ın kendisine ulaşamama saati 16'da yani ya da 5:15'e kadar. 5:15'e kalaya, evet, kadar. Bu durumda biraz erken geldiğini de düşünebiliriz eve, 4 gibi. Gelemez. Çünkü neden? 4:15. Orada okulun orada bir büyük alışveriş merkezi vardı. Oradaki bir kitap evine uğradığı tespit edildi. Bir kitap arıyordu herhalde oraya. Yani dolayısıyla hani zamanından bir 15-20 dakika geç gelmiş olabilir. 4:30'a doğru. 16:20, 16:25 gibi, evet, eve gelmiş olabilir. Komşunuz da 5:15 kala, 5:10 kala gibi anahtarıyla eve girdiğinde, ki alt açıktı tabii ki, üst kapalı değildi. Girdi ve direkt odaları dolaştı. En son Çağla'nın abisinin odasına gittiğinde o feci manzarayla karşılaştı. Yani bu 25, yarım saat içinde gerçekleşmiş bir cinayet. Belki daha kısa bir süre. Belki daha kısa bir sürede. 15-20 dakikalık bir süre zarfı da olabilir. Gerçekleşmiş. Peki şimdi efendim, o dönem tabii ki orada büyük bir acı yaşandı. Olay yeri ekibi geldi. Konu komşu birikti. O andaki duygularınız neydi? Yani kim benim kızıma böyle bir şey yapmış olabilir dediğinizde ne geçiyordu aklınızdan?
Şimdi bu olay olduğunda benim haberim yoktu. Yani bana kimse bir şey söylemedi. Ben sadece bir komşunun evine alındım. Bir de bir ilaç yutturdular bana. Ondan sonra o arada bir hamileye kalkıyorum. Gideyim Nedim'i bulayım diyorum. Gelecek şimdi diyorlar. Çağla iyi mi diyorum. İyi, hastaneye götürüyor diyorlar. Şimdi öyle bir şey ki yani Allah da kimseye vermesin. Telefon elimde. Dur abimi arayayım diyorum. Telefon numaralarını çeviremiyorum. Bulamıyorum yani. Öyle bir durum. Ben gece 10'da emniyette öğrendim bu durumu. Öğrendiğimde yani o anda hiçbir şey düşünemedim. İlk önce zaten böyle bir şey düşünmedim ki ben. Bayıldı dedim. İlk bayıldı herhalde. Kaza kafasını geçmişti. Çarptı dedim. Sonra polisleri falan görünce herhalde yok deyince arkadan da ölüm geldi. Nasıl olmuş dedim. Bıçakla dedi. Dediler. O gece bu kadar. Ertesi gün ben tekrar şubeye gitme. Sabaha karşı ayrıldık biz şubeden. Ertesi gün ben gazetede öğrendim boğazı kesilerek öldürüldüğünü. Şimdi Çağla çok ürkek, çekingen bir kızdı. Dolayısıyla tanımadığı kimselere kapıyı açmaz. Yani benim sürekli evi aramam da o bu işi yapan caydırıcı olmuş olabilir. Çünkü Çağla'dan bir şey istedi o. Cinsel anlamda bir şey istedi. Çağla da buna müsaade etmeyince bu oldu zaten. Görüntü de öyle bir görüntü ama yok tecavüz. Ve tanıdık olduğunu üzerinde yoğunlaşılıyor tabii. Emniyet de o yönde, savcılık da o yönde. Ben de şimdi tanıdık tanımadı çünkü kapıda zorlama yok. İtişme kakışma yok kapının ağzında. Çünkü çantası, beden çantası, üstünde anahtarı muntazam bir şekilde itişme kakışma olsa onlar savrulur. Yani takıldığım bir şey var. Çağla'nın ayakkabıları neden mutfaktaki bulaşık makinesinin önünde nizami bir şekilde duruyor? Evet, onu da hemen getirebilirsek. Burası Çağla'nın odası. Fakat cenazenin bulunduğu yer abisinin odası. O da o zaman bize çok enteresan gelmişti. Evet. Ve çok üzerinde konuştuğumuz bir konuydu. Hatta acaba abisine hani kafayı takık olan birisi kardeşten mi intikam çıkarıyor gibi bir sürü şeyler düşünmüştük. Şimdi mutfakta şu bulaşık makinesinin önünde değil mi efendim? Evet. Ayakkabıları evet. Rahmetlinin evet. Böyle önü makineye bakacak şekilde çok iyi hatırlıyorum o günü. Böyle nizami bir şekilde konmuştu bulaşık makinesinin önünde. Tezgah nasıldı Gülnur Hanım, hatırlıyor musunuz? Tabii ben siz girmediniz görmedim ama. Görmedim ama işi yaptıktan sonra mutfakta lavaboda ellerini yıkamış. Tezgahın üstünde suyla karışık kan lekesi vardı ama Çağla'ya ait çıktı o kanda. Bu kadarını biliyorum. Çünkü elini yıkadığında Çağla'nın kanlarını yıkadı. Bu arada rahmetli Çağla'nın tırnakları arasında bir erkeğe ait olduğu tespit edilen DNA örneklerine rastlandı. O zaman 102 kişiden DNA örneği alındı. Tabii bu bir süreç içerisinde yapıldı bunlar. 70'in üzerinde şüphelinin ifadesine başvuruldu. Bunlardan hemen sayabileceklerim. O dönem o apartman görevlisi. Aynı zamanda anahtarı bıraktığınız komşunun komşu, bir gelin ve oğlu olan bu anahtarı bıraktığınız evet, komşunun evet, evet. Bir oğlu ve gelini vardı efendim. O zamanki iddialar şuydu ki o gelin Çağla'yı çok kıskanıyordu. Yani 15 yaşındaydı, güzel, gösterişli bir kızdı. Sözde bunu hep ihtimaller ve tahminler üzerinden konuşuyoruz. Aşırı kıskançtı, kocasını ondan kıskanıyordu. Ve yanlış hatırlamıyorsam eczacı çırağı olan da o muydu? Kocası. Kocasıydı. Kocası. Seyircilerimizden gelen seste bir kesiklik var. Şikayetini göz önünde bulundurduk ve o yüzden biraz erken reklama gittik sevgili seyirciler. Bu arada da o sorun da hallolmuş oldu. Çağla Tuğaltay, yıl 2000, tarihler 5 Haziran'ı gösteriyordu ve en güvenli olması gereken, her gün gidip geldiği okulundan
evine döndü, anahtarıyla eve girdi ve ne olduysa belki yarım saat, belki yarım saatten de kısa bir süre içerisinde abisinin odasında boğazı kesilerek öldürüldü. Gömleği sıyrılmıştı yukarı kadar, eteği de ancak herhangi bir taciz, herhangi başka bir bulguya rastlanmadı. Sanki bu bir gösteriydi, yani sanki yeltenilmiş gibi bir izlenim verilmeye çalışılıyordu. Halbuki çok şükür ki en azından hiç böyle bir girişim dahi olmamıştı. Ve o gün itibariyle geldiğimiz noktada 5 Haziran'da neredeyse zaman aşımına uğrayacakken halen bazı kişilerin ifadelerine başvurulması, DNA örneklerinin karşılaştırılması ve ifade alınmasına devam edildiği için Türk Ceza Kanunu'nun 67. maddesi gereğince zaman aşımı süresi çok şükür ki durdu. Ve bundan bu arada da 102 kişiden DNA örneği alındı. 70 kişinin şüphelinin ifadesine başvuruldu. Bunların içerisinde Çağla'nın abisi, babası, amcası, bütün ailedeki erkekler, okul arkadaşları, erkek arkadaşları, apartman görevlisi olabilecek herkesten DNA örneği alındı. Şu ana kadar kimseyle eşleşmedi. Bu arada biliyorsunuz anahtarın bırakıldığı komşu var. O gelip kapıyı açtı ve Çağla'yı o vaziyette buldu. Alt komşu okuldan geldiğini duydum, evde yürüdüğünü duydum. Kapı çalındı, birisiyle normal ses tonuyla konuştu. Sonra içeri girildiğini de duydum yürüyüş seslerinden. Ama ne konuştuklarını kapıda duymadım demişti. Bundan da biz hala emniyette tanıdık birisi olabileceği üzerindeki şüpheler devam ediyor. Şimdi yine işte apartman burası efendim. Siz artık orada oturmuyorsunuz. Yok, hayır. Oturmuyorsunuz. Şimdi mutfaktaki bir detay dikkat çekmişti. O da şuydu. Evet, Çağla böyle bir cinayete kurban gitmişti ama ne demek istenmişse, nasıl bir mesaj verilmek istenmişse mutfaktaki bulaşık makinesinin önüne ayakkabıları gayet muntazam bir şekilde, ayakkabının önü makineye bakacak şekilde yan yana konmuştu. Bunun yanı sıra yine bir DNA kan örneğine rastlanmıştı. Lavaboda ellerini yıkadığını biliyoruz ama bu kan da yine Çağla'ya ait çıktı. Bir de benim o dönemden hatırladığım Gülnur Hanım bir spor ayakkabı olduğunu olay yeri ekiplerinin tespit ettiği, altında hani böyle çizgileri de vardır, kan izine rastlanmıştı. Onunla ilgili de halen daha soruşturma devam ediyor. Onunla ilgili de bazı şüpheler var. Şimdi 15 yaşında hiç kimseyle hiçbir problemi olmayan bir aile, kendi halinde eğitimli, aydın insanlar. Abi o dönemde Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde ama 19 Mayıs Üniversitesi'nde eğitimine devam ediyor, kampüste kalıyor. Hatta o gece çağırıyorlar, otobüste gelirken otobüsün radyosundan duyuyor kardeşinin başına gelenleri. Felaket bir durum var. Şimdi Çağla'dan kim ne istemiş olabilir? Boğazında tek bir kesikle öldürüldü. Bir de küçük varmış galiba. Evet, yani boğazı kesilerek öldürüldü. Hocam, böyle bir cinayet vakası önünüze gelse ilk olarak bu cinayet şekliyle ilgili yorumunuz ne olurdu? Şimdi o ayakkabılar Çağla'ya mı aitti, evet. Muntazam bırakılan? Evet. Bir kadın olma ihtimalini yükseltiyor bu. Yani hiçbir erkek alayım da ayakkabılarını muntazaman bırakayım diye düşünmez, atar ayağından çıkarttıysa bile. Yani bir kadın olma ihtimalini yükseltiyor. Yalnız o DNA incelemesinde kadın mıdır erkek midir çıkardı. Şimdi erkek. Bu konuş erkek, erkek değil mi? Çıktı erkek. Yani bu. Tamam, çıkar çünkü. İkincisi, şimdi boğazı keserek bir cinayet işlemek kolay kolay işlenebilecek bir cinayet değildir. Yani herkesin hani diyelim ki dışarıdan bir hani sapkın düşünceleri olan satıcı, kargo elemanı gibi bir süs verdi. O sayede açtırdı kapıyı Çağla'ya. Bunların genelde kullandığı yöntem boğmaktır. Yani boğaz kesmek. Genelde profesyonel, yani hani kasaplıkla falan uğraşan kişilerde gözüken bir, evet, durumdur bu. Bu açıdan incelenmeli. Bir de kullanılan
kesici aleti de yanında götürmüş herhalde. Orada evet, bulunmamış. Evden kullanılmamış. Evden eksik evet. olan bir bıçak var mıydı? Hayır yok. Hayır yok. Yani oraya muhtemelen bu da düşündürüyor ki cinayet işleme amacıyla gelmiş. Kısa sürmesi de yani bir cinsel saldırı amacıyla rastgele bir kişi gelseydi oraya hemen öldürüp de kaçmaz yani uğraşırken yakalandı çünkü 15-20 dakikalık bir süreçten bahsediyoruz. Evet. Telefon çalıyor, komşu yukarı çıkıyor. Peki aşağıda apartmanın ana kapısı kilitleniyor muydu? Yoksa herkes itip geçebilir miydi? Otomatikle açılıyordu ama bazen de açık kalabiliyordu. Peki hiç o sıralarda zilinin çalındığını söyleyen bir komşunuz oldu hayır, mu? Hayır. Olmadı. Hayır. Büyük ihtimalle kilitlenmiş ama genelde kilitleniyordu değil mi? Yani sürekli evet, açık kalmıyordu. Kendi kendine otomatik evet. kapanıyordu. Anahtarı olmadığını varsayarsak, yabancı bir kişi olduğunu varsayarsak Çağla'nın veya birisinin zilini çalması gerekiyordu. Çağla'nın zil sesini duymuş mu komşunuz? Hayır. Adım seslerini duyabildiğine göre zil çalsa duyardı evet. değil mi? Evet. Bu bir. İkincisi 15-20 dakikalık bir süreçten bahsediyoruz. Evet. Panik halde yapılan işlerden bahsediyoruz. O apartmanda oturan oğlunuzun arkadaşı, ona yakın yaşlarda olan bir erkek var mı? Yok, hayır. Hayır. Yok, yani... Eczacı kalfası kaç? Daha büyüktü. Büyük, evliydi. Evliydi. Evliydi, çocuğu vardı, büyüktü. Yani dış kapıdan kaçıp gitmeye kalksa dikkat çekerdi diye düşünüyorum öyle bir cinayetten sonra. O apartmanda bir yere sığınmış olması gerekir gibi geliyor bana. Mantıken düşünürsek öyle tabii. Peki çatıya çıkma ihtimali var mıydı? Yok. Açık mıydı? Yok hayır. Yani çatıda bekler gece karanlık hayır. ortalık yatışınca kaçar. Hayır. Öyle bir şey de yok. Çatı yok evet. Yani o ama şimdi şöyle bütün o apartmanın DNA'sı da bakılmıştır tüm erkeklerin. Bakıldı öyle mutlaka. Öyle söylediler. Bakıldı. Peki hocam yeni bu gelen kitle. Hani Hande Çinkitaş cinayetinde olduğu gibi yeniden bir test yapıldığında bunun bir erkekte de bir kadın DNA'sı olduğu sonucuna varmak yüzde kaç mümkün? Şimdi şöyle yani tabii ki teknoloji 20 senede müthiş değişti. Yani şu anda çok 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 daha ileri bir seviyedeyiz. Ama o zaman da kadın mı erkek mi olduğu çok net söylenebilecekti. Ama insani hataları hiçbir zaman göz ardı etmemeliyiz. Mesela Büşra ile Tuğçe cinayetinde. Teknolojiyle ilgili hiçbir hata yoktu. İnsani bir durum vardı orada. Yani ufak bir teknisyenin yaptığı hata vardı. Gene öyle bir şey olabilir. Bunu yani insani hata hiçbir zaman engellenemez. İlla ki olacaktır. O DNA'da yani. 14 yıl sonra bulundu Çağla'da. Yine Çağla teknoloji gelişmelere uygun olarak tespit ediyoruz. Ama o zaman da vardı, vardı DNA incelemesi. 20 sene önce de vardı. Yalnız vardı. Şu var. 20 sene sonra, kaç 14 sene? 14 sene sonra bulundu derken yani tırnak tırnaklarındaki arası. Evet. Nasıl oldu o iş? Kesmişler herhalde. İncelememişler mi? Yani bu bana başka bir şey olabilir. Bu bana çok mantıklı gelmedi. Ne gibi hocam? Yani şimdi tırnak çünkü rutinde tırnaklar kesilir ve incelenir. Yani bu rutin bir işlemdir. O zaman da hemen çıkar. Yani 14 sakla bir daha 14 sene sonra bak DNA elde ettik demek. Yani onu bir incelemek lazım. Başka bir şey olabilir o. Başka bir yerden bulunmuş olabilir DNA ama yani. Ama şöyle yani benim bildiğim kadarıyla net anlamda bir DNA var hocam. Net. Yani ellerinde tırnak, bir tamam. Tırnak arasından alınmış net bir DNA örneği var. Ama yani 14 sene sonra. 14 sene yani sonra. Yani alınmış ama DNA bulunması 14 sene sonra gerçekleşmiş. Doğrudur. Yani, bir erkek DNA'sı. Bu da normal dediler bana o zaman emniyetten. Hani tokalaşma veya dokunma sonucunda olmuş bir şey değil. Kazımış. Kesinlikle. Yok tırnak içinden evet. çıktıysa evet. Evet. Okay, yani ama... kesinlikle yani bu cinayeti işlediği ihtimali olan birinin DNA'sı olarak düşünülen bir örnek hocam bu. Şimdi, herhangi evet hocam. Ama yani bu... Dediğim gibi teknoloji çok gelişmiş olmakla birlikte 20 sene önce de DNA saptanması yani PCR o zaman da vardı. Yani bu başka yani o dosyayı çok farklı bir şekilde incelemek lazım. Başka şimdi bir şey var orada. Yeniden sizlerin de tabii hocam o dönemde yoktu hatırlarsanız. Sizin bize geldiğiniz dönemde. Şimdi Hasan Bey de yoktu. Şimdi sizin dosyanızı Hasan Bey ve Taner Hoca başka bir gözle yeniden tabii, okuyacaklar, kesin. İnceleyecekler. Ama bir kadın DNA'sının 14 sene önce bir erkek DNA'sı olduğu ortaya çıktı. Aradan yine 6 sene geçti. Şöyle söyleyeyim, teknoloji o zaman da müsaitti ama zihniyet devrimi oldu o zamandan sonra. Şöyle, yani DNA'nın genetik araştırmalarının öneminin çok farkında olmayabiliyordu o zaman. Hani daha eskiden DNA almadığı zamanda yetişmiş kişiler iş başında olduğu için. Yani şu anda mesela sadece omuza düşmüş iki kepek parçasından dahi o
saldırgandan o köpeğin düşmüş olduğunu düşünerek oradan DNA çalışıp katile ulaşıldı. Odadaki sivrisinekler toplanıp sivrisinekteki kandan katile ulaşıldı. Bunlar olan vakalar. Şu an o yönde çalışıyor olay yeri inceleme ama o zaman o düşünce yapısı yoktu. Bir şey atlanmış olabilir o dönemde. O yüzden 14 sene sonra çıkmıştı. Bu apartmanda kaç daire vardı Gülnur Hanım? 13 hatırladım. 13 daire. Bayağı da fazla sayıda daire vardı. Şimdi hocamın söylediği ya da tahminde bulunduğu şey 5 Haziran günü artık havalar aydınlık oluyordu saat 5 civarında. Yani böyle bir cinayeti işledikten sonra tabii ki onun üzerinde de kan vesaire olacaktı. Muhakkak. Sadece ellerini yıkamak yetmezdi. Siz diyorsunuz ki bu dairede cinayet işleyen birisi ki bunu 15-20 dakika içinde gerçekleştirmiş. Evin içinden herhangi bir kesici alet kullanmamış. Hı. Yanında getirmiş. Eğer ki yoldan geçen diyelim ki bir sapık olsaydı bu. Bunu silahla, tabanca şeyle, bıçakla yapmayacaktı. Genelde. Yani belki belli bir amacı ve emeli olacaktı. Tabii. Ona ulaşmaya çabalayacaktı. Zaten olmazsa, yoldan geçen biri benim evde olmadığımı nereden bilecek? Nereden bilecek? Onu da konuşacağız zaten. Başka bir emeli olacaktı. Ona erişmeye çalışacaktı. Olmadığında da böyle yanında taşıdığı bir şeyle böyle bir cinayeti gerçekleştirmeyecekti. Siz diyorsunuz ki bunu işleyen, bu cinayeti işleyen katil bu kapıdan çıktı, evet, daire kapısından, ama büyük ihtimalle apartmanda başka bir daireye girmiş olabilir. Yani hayvanlar üzerinde, insan olmasa bile hayvanlar üzerinde mutlaka ki bu boğaz kesme işini, yani Kurban Bayramı'nda olsa dahi, yapmış bir kişi olması lazım. Çünkü rutinde bir saldırgan ne yapar? Gövdesine doğru sallar. Yani boğazını kesmek çok ayrı bir ustalık, ayrı bir yetenek gerektiren bir şey. Ya da cesaret ya da cesaret yürek, denmez ona. Yürek, hayır, yürek. Cesaret, yürek falan. Heyecan, o panik içinde saplamayı düşünür bıçağı. Yani boğazına çekmeyi düşünmez. Şu o farklı bir düşünce yani yapısı. Eğer gerçekten bir istismar için oraya geldiyse ve gerçekten de tanıdık biri ise o ara Çağla'nın kendisini şikayet edip olayın açığa çıkması korkusuyla yapmış olabilir mi? O panik havasıyla. Hayır, cinayeti onunla işlemiş olabilir. Ama boğaz kesmek farklı bir şey. Yani boğaz kesme cinayeti çok azdır. Boğaz keserek işlenen cinayet. Ve %90'ı da kasap benzeri. Yani bu meslek erbabı dediğimiz. Hani bu işle hayatını kazanan veya bir döneminde o işi yapmış kişilerden çıkar. Çünkü hakikaten rutin bir şey değildir. Gülnur Hanım, o dönemde burada bendeki bilgilerde esnaftan da, çevredeki esnaftan da kan örneği alındığı yazıyor. Evet. Mesela evinize sipariş getiren kasap, manav ya da bir marketin kasap reyonunda vesaire çalışan insanlardan da şüphelendiniz mi o dönem? Yok, bizim eve sadece market vardı. Marketten alışveriş yapardık. Genelde eşim iş yerinin olduğu yerden alırdı ve pazar alışverişini toplu yapardık. Yani, bunun haricinde siparişle eve pek bir tek bakkal gelirdi, ekmek, su gibi şeyler. O bakkaldan da alındı mı? Alındı. Alındı. Kan örneği. Onun çırağı vesairesi, evet, herkesten alındı. Alındı ama çok enteresandır ki işte 20 yıl sonra kapıcıdan alındı. Yani bu arada ihmaller de oldukça fazla o zamanki. Hı hı. Mesela yerde diyorsunuz kana ayakkabı. Basılmış ayakkabı. Üstüne birçok ayakkabı geldiği için oradan boy, kilo tespit edilebiliyormuş. Tabii, tabii. Ayak numarası, evet, tespit edilir. Evet. Hatta markası bile markası hocam. Markası. Evet. Evet. Tabii. Bunların hepsi yapılamadı. Evet. 20 yıl sonra ancak ben bu yeni dönemde Hande cinayetiyle birlikte çok fazla umutlanmaya başladım. Yani buradaki o DNA örneklerinin bir şekilde yeni bir sistemle, bu işte DNA kiti vesaireyle başka bir yere evrilebilir. Bir kadın üzerinde duruyorum i̇şte, nedense ben de. Hande cinayetiyle ilgili ben söylemiştim, bu bir dönüm noktasıdır. Çünkü hep neydi? Sanıktan delile gitme vardı. Şüpheliler toplanır, polis sorguya çeker. Ben yaptım abi der biri. İşte silahı ne yaptın, şuraya attım der. O şekilde çözülürdü olayla. Ama şimdi bilimsel yöntem, yani delili tespit edip o delilden sanığa gitme bizim için çok yeni. Yani 1988'den sonra yapılmaya başlandı. Ondan sonra yavaş yavaş yerleşmeye başladı. Artık neyse ki ciddi anlamda oturmuş olduğu gözüküyor. Bu iyi bir haber. O meçhul kalan cinayetlerin çoğu bu dönemde bu şekilde yetişen
delilden sanığa gitme zihniyetiyle yetişen kişi, polislerimiz tarafından çözülecek diye düşünüyorum. Bir şey daha soracağım. Gülnur Hanım, o dönemde hani polis size, emniyet dedi ki şüphelendiğiniz kişilerin isimlerini verin. Onlardan işte kan örneği alalım vesaire. Bazen ilk aklına gelen şeyler doğrudur ya insanın. Şu an isim vermek zorunda değilsiniz ama ilk aklınıza gelen kimlerdi? Şüpheli olarak emniyete kimleri bildirdiniz? İşte gene apartmandan oldu. Hı hı. Apartmandan ama onun çıkmadığını söylediler. DNA ile eşleşince çıkmadığını söylediler. Başka da etrafımızda hani husumetli olduğumuz, kavgalı olduğu hiç kimse yok ki bizim. Yani evimize böyle hani bazı insanlar vardır. Herkes gelir eve gider. Öyle bir ev değil yani. Sayılı insanların geldiği, ailecek görüştüğümüz insanlar. Çocuklar da arkadaşlarını böyle olur olmaz arkadaşlarını eve toplayan, partiler veren çocuklar değildi. Abisinin zaten odasına kadar götürebileceği samimiyette kim girmiş olabilir? Ya sonuçta muhtemelen onun tanıdığı biri ve bir şey istedi. Kütüphane abisine falan vardı, evet, abisinin odasında. Bir şey istedi. Bir şey istedi. Abisinin arkadaşı diye o yüzden sordum. Evet. Yani abisinin odasına gidip ne istemiş olabilir gelen bir kişi? Bir kitap istemeyebilir. Bilgisayardan bir şey istemiş olabilir. Yani arızalı bir şey var mıydı? Kalorifer, soğutucu, herhangi bir şey. Yok, hayır. Yani hayır. Veyahut da arıza varmış, bakacağım diye gelmiş olabilir mi? Belki öyle bir şey ama yani benim öyle haber verdiğim, beklediğim öyle bir şey yok yani. Yani ona kapıyı açar mıydı demek istiyor hocam? Yani ona açabilir tabii yani. Annem veya evden çağırdılar beni derse. Açabilir. Bu arada öyle bir şey oldu ki siz aslında çoğunlukla hep evde oluyordunuz. Evet. Çağla'yı hep siz karşılıyordunuz. Hı. Bu çok ekstra bir gündü. Çünkü Gülnur Hanım da o gün geç kalacağını tahmin etmediği için. Çağla gelip evden cep telefonunu evde bırakıyordu ya, okula götüremediği için. Annesini aramaya bile fırsat bulamadı. Normalde öyle bir çocuk girmiş, spor çantasını bırakmış düzgün bir şekilde. Her şey yerli yerinde. Eve ayakkabıyla girer miydi? Hayır. Muhtemelen kapıda da çıkarmış, hı, ayakkabılarını. Ve gelip telefonu alıp annesine hani anneciğim neredesin, ben geldim diyecek bir çocuğu anlatıyorsunuz bana, evet, siz. Evet. Bunu bile yapmaya fırsat bulamadı. O zaman şöyle, yani sizin evde olmadığınızı bilen oradaki herhangi bir biri Çağla'nın eve girmesi üzerine zaten kapının da açılacağını bildiği için kapıyı çaldı ve içeri girdi. İçerideki atıyorum bir kitabı sormak için. Yani pusuda bekledi diyorsunuz. Evet, onu gözledi o apartmanın içinde. Annesinin de evde olmadığını anlayan ve bir bahaneyle de içeri girip hatta kapıdan da onu uzaklaştırıp çünkü bir çığlık sesi de yok. Sadece yürüme sesleri ve normal konuşma seslerini duyduğunu söylüyor. Aynı odada, olayın olduğu odada 3 sefer ay sesi duyulmuş. Alt kattan. Ya yani bağırma, tartışma, yok, çığlık sesi yok. Yok, ay diye bağırmış. Sadece bu ses. Evet. Hı-hı. Hani imdat mindat tabii öyle bir yok, şey yok. Yaranın niteliğinden ötürü sesi çıkamamıştır. Hocam ama imdat diye de bağıramadı çünkü tanıdık birisiydi. Tabii, kesinlikle tanıdık birisi. Direkt saldırdı. Evet. Yani bir mücadele geçse bağıracaktı ve duyulacaktı. Ve demek direkt öldürmek amacıyla geldi ve saldırdı. Yani o kapıdan uzaklaştırmaya çalıştı. Evet. En uzak herhalde abisinin odasıydı. Tekrar bakalım genel olarak eve. Kapıdan girdiğinizde en uzak nokta abinin odası. Şimdi şöyle, o lavabo, banyo ortada. Evet. Abinin odası banyonun bir tarafında, Çağla'nın odası bir tarafında. Yani her ikisi de, hı hı, yakın birbirine. Neden abinin odasına gitti? Çünkü bir şey istemiş. Kesinlikle. Olmalı. Onu ikna edecek bir şey. Bir şey. Bir kitap dediğiniz gibi, bilgisayarda bir şey bakacağım, benimki arıza mesela falan. Bütün o tür malzemeler abinin odasında mı dururdu, bilgisayar? Bilgisayar orada, tek bilgisayar kullanıyorlardı. O zaman laptop falan yok. Yazıcı var mıydı çıktı? Hayır. Yok. Hayır. Bir de kütüphane vardı diyorsunuz. Kütüphane vardı. Bir boydan boya gardırop vardı. Orta kanada aynaydı. O anahtarı bıraktığımız komşu koridordan geçip de gidince aynadan görmüş aksine. Şurada. Evet. Yani şurada mı ayna vardı? Şimdi burada yatak. Evet. Şurası da gardırop. Bravo, aynası vardı. Bir kanada aynaydı. Yani bu olayı aynadan aksetmiş. Hatta bu ne biçim yatmak Çağla diye bağırarak girmiş odaya, bu vaziyeti görmüş. Çağla'nın rahmetlinin
üst bedeni yataktaydı, öyle hatırlıyorum. Yanlışım olursa lütfen düzeltin. Bacakları aşağı doğru sarkıyordu diye hatırlıyorum. Evet. Ve böyle sırt üstü bir şekildeydi. O zaman ki raporlardan böyle bir bilgi edinmiştik. Dediğim gibi herhangi bir cinsel istismar, taciz bulgusuna rastlanmadı. Ancak sanki ona yeltenilmiş gibi bir görüntü verildi. Tabii. Ama bununla hiçbir ilgisi yoktu. Başka hiçbir yerde sadece mutfak lavabosunda kana rastlandı, kan izine, orada elini yıkadığı için. Bir de enteresan bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Çağla normalde eve geldiğinde çantasını bırakıp ayakkabılarını çıkaran bir çocuk olduğunu söylüyor annesi. Ve geldiğinde yalnız olduğunu şuradan biliyoruz. Geldi, çantasını bıraktı, ayakkabısını çıkardı. Buradan herhalde odasına ya da banyoya gitti. O arada komşu zaten o böyle biraz baskın yürüdüğü için geldiğini ve yürüdüğünü duydu. Dolayısıyla katil ya da katilleri burada bulmadılar öncelikle Çağla'yı. Burada ayakkabısını bile çıkarmaya fırsat bulamadı diyemiyoruz. Sonra kapı çaldı, komşu bunu duydu. Çağla geldi, kapıyı açtı. Normal bir konuşma sesi duyuldu Çağla ile kapıyı çalan kişi arasında. Sonra kapı kapandı, o kişi girdi ve bu koridoru geçtiler. Ve burada bu cinayet işlendi. Katil burada ellerini yıkadı ve gelip buradaki ayakkabıları alıp getirip buradaki bulaşık makinesinin önüne koydu. Çok enteresan. Şöyle olabilir mi? Serap Hanım, şurada buradan kapıdan giriyorsunuz. Burada portmanto var. Hı hı. Yani oraya gidene kadar şuraya konabilir. Dokunmazsınız. Yani, niye dokunuyorsunuz? Hayır, o ayakkabıları belki trofe derler. Bazı seri bir katil motivasyonuyla yaptıysa bu. Yani bu işi hani herhangi bir intikam falan değil de bir avlanma içgüdüsü mü denir ona? Yani seri katil içgüdüsüyle yaptıysa trofe olarak belki o ayakkabıları almak istemişti ama sesleri duyunca bırakmak zorunda kaldı. O başka hiçbir açıklama gelmiyor aklıma. Niye alsın? Yani onları hatıra alarak saklayacaktı. Çünkü seri katillerde o vardır. Bir parça alırlar olay yerinden. Bu bazen kişinin ait bir organ olabilir veyahut da bir eşyası olabilir. Daha sonra yıllarca o eşya yüzünden kendilerine göre o şeyi, olayı tekrar tekrar yaşatırlar kafalarında. Peki hocam, o sebeple aldığını düşünelim ve ses duydu, paniğe kapıldı. O zaman da bu şekilde koymasına gerek var mıydı? Yine burada dağınık bir şekilde atıp gidebilirdi. İşte ellerini yıkamak için koydu oraya, ellerini yıkıyordu. O sırada sesler duydu veya telefon çalmaya başladı ısrarla. Paniğe kapıldı, kaçtı. Başka açıklama gelmiyor. Ellerini yıkayıp da alıp götürmüş olamaz değil mi hocam? Sonuçta ellerinde kanlar vardı, oraya da bulaşma ihtimali vardı. Var mıydı ayakkabıda kan izleri? Söylemediler öyle bir şey. Bir DNA, yani parmak izi vesaire çıkmış olabilir. İşte acaba oradan mı elde ettiler o DNA'yı da? İşte onu sormaya çalıştım. Tırnak arası dediler. Çünkü hakikaten 14 yıl sonra niye? Çünkü ayakkabıya dokunduğunuz anda ayakkabıya zaten parmak izinizi ve DNA'nızı bırakmış olursunuz. Şimdi yeni teknolojiler derken aklıma şu geldi. Bu yeni bir teknoloji. Hakikaten o zamanlar yoktu. Yani son birkaç senenin teknolojisi. Bu hani adli arkeoloji falan diyoruz ya başka meselelerde de. Fenotiplendirme diye bir şey var. Yani eski insanlar nasıl gözüküyorlardı? DNA'dan bunu elde etmek mümkün. Fakat burada %70-75 oranda doğru çıkıyor. Bu da tabii mahkemede çok büyük bir delil olarak kabul edilmiyor. Ama şüpheliye yönlenme yolunda bir delildir. Yani orada sarışın mavi gözlü çıktıysa %70 oranında sarışın mavi gözlüdür şüpheli. Onlara yoğunlaşabilir polis soruşturmasında. Yani bu çalışma yapılabilir yeni bir teknoloji olarak. Yani nasıl gözüküyor? Bunu artık DNA'dan %70 oranında belirlemek mümkün görüntüsünü. Yani aslında 20 yıldan sonra bence şu anda emniyetin de daha işi teknolojik anlamda daha kolay. Ama katil de artık hala bence zaten uykuları kaçıyordu ama bugünden itibaren iyice kaçsın uykuları. Çünkü gerçekten yeni teknolojiyle birlikte ve Hande Çinkitaş cinayetinin geldiği noktaya baktığımızda bu artık çözüme yakın bir dosya tabii gibi görünüyor diyebiliriz. Bir de şunu soracağım. Bu şöyle geriden baktığımda daha net görüyorum. Bu neydi Gülnur Hanım? Burası mutfaktaki koridor. Koridorda ayak izi bu muydu? Evet. Yani bir spor ayakkabıdan bahsedilmişti o dönem. Çok iyi hatırlıyorum. Böyle bir kan izi bulundu. Daha doğrusu ayakkabının
sahibine ulaşılmaya çalışıldı. Kaç numara, boyu kaçtır vesaire gibi. Bir de şunu soracağım size, yine mutfak görüntüsüne gelirsek. Sizin eviniz kaçıncı kattaydı? Üçüncü kattaydı. Yani asansörsüzdü. Asansörsüz. Evet. Şimdi komşunuz arandı, siz aradınız, o geldi, açmaya başladı kapıyı. Buradan mutfak penceresinden falan kaçma imkanı yok değil mi? Oradan yok, aklama yok, kaçma. Hayır, hayır, hayır. Bu durumda ya çıkmış olması lazım. Abinin odasından, Çağla'nın odasından, herhangi hayır, bir yerden, şöyle, kod farkı farkından var, dolayı üçüncü kat ama yüksekiz. Yani atlayamaz. Atlayamaz. Yani. Zaten de atlamış olsaydı açık bir pencere olacaktı. Ama pencere açık diye bir bilgi. Bakın üstü başı kan bunun. Yani öyle yani tabii, sadece ellerinde değil o kan. Yani muhakkak, kıyafetlerinde de çünkü yani bütün oda kan revan içinde olduğuna boğazı göre boğazı kesilmiş birinden bahsediyor. Üstüne de 5 Haziran üstü, başı, montu yüzü, yok. Hani tabii, üstünde bir şey pantolonu, yok. Pantolonu, ayakkabısı yani her yeri kan. Tabii, o şekilde dışarı çıkmasının imkanı yok. Otopsi raporunu görebilirsek ön taraftan mı saldırdı, arkadan mı saldırdı onu anlama ihtimalimiz var. Ön taraftan saldırdıysa yani bütün yıkanmış gibidir kanla. Buradan kaçma ihtimali yoktu. Ve bu cinayetin 15-20 dakika içinde işlendiğini varsayarsak bu katil kapıdan, ana kapıdan çıkarken her an Gülnur Hanım'la karşılaşma ihtimali de vardı. Tabii. Çünkü evde olmadığını biliyor olabilir ama ne zaman geleceğini bilmiyordu. Bilmiyorum. Siz doktora gittiniz ya, o doktora sık gider miydiniz ve o doktora hiç Çağla ile birlikte gittiniz mi? Şimdi hatırlamıyorum Çağla ile beraber ama babasının arkadaşı olduğu için ve babasının iş yerinin orada olduğu için babasının iş yerine de biz sık sık beraber giderdik orada. Ben doktorla değil de daha çok doktor o muayenehanede çalışanlarla ilgileniyorum. Yani sizin randevunuzun geciktiğini, eve Çağla'dan sonra gidebileceğinizi birinin biliyor olması lazım. Şimdi o doktor muayenehanesinde iki doktor görev yapıyordu. Diğerleri de hanımdı, asistanlar. Erkek yoktu. Evet, iki doktor da o gün oradaydı. Eşiniz biliyor muydu gecikeceğinizi? Hayır. Yani neden? Onun yanında çalışan, onun binasında çalışan. Hayır, hayır, hayır. Benim işim bitince uğruyor. Evet. Kimse bilmiyordu. Komşunuz söylediğiniz komşunuz var ya, kahve içtiğiniz, hastaneye evet, gideceğim dediğiniz evet, komşunuz sizin hastane randevunuzun olduğunu diğer komşulardan birine söylemiş mi? Benden sonra söylediyse bilmiyorum onu. Herhangi ondan sonra birini, bir daha yani, bilemiyorum yani. Ayrıca ben o gün doktora gittim. Ben aynı zamanda Çağla'nın okulunda okul aile birliğinde görevliydim zaten. Yani haftanın 3 günü de ben okuldaydım. Çağla ile bir gidiyorduk, Çağla ile bir geliyorduk. İşte okula gitmediğim günlerden birinde de bu geldi başımıza. Peki Çağla hiç takip edildiğini, birilerinin kendisine taciz ettiğini söylemiş miydi? Öyle yok, bir şey var mıydı? Ama o onu söyleyebilecek çünkü de bir çocuk değildi. Babasının başı belaya girer falan diye ama sokağa çıktığımızda özellikle yazın çok sıkıntı duyardım. Koluma yapışırdı, koluma girerdi. Arabaya girerdi, hemen kapıları kapatırdı falan. Öyle ürkek bir çocuktu ama ben yani hiç bilmiyorum. Niye o kadar korkuyordu acaba? Bilmiyorum, yabancı kimselerle pek görüşmek istemezdi. Muhatap olmak istemezdi. Evet, 5 Haziran 2000. Hande'nin cinayeti 4 Ocak 2001. 2001. 6 ay var. 6 ay var arasında. Evet. Evet. Bu olay da gazetelerde tabii haberlerde çok fazla yer almıştı. Bu arada sizin de seyircilerimizin de içini rahatlatacak bir şey söylemek istiyorum. Dediğim gibi 102 kişiden kan örneği alındı. 70'i aşkın kişiden de şüpheli sıfatıyla ifadelerine başvuruldu. Bu alınan DNA, şüpheliden alınan DNA şu anda emniyetin DNA havuzunda efendim. Bu yıllar içerisinde ya da bir ara herhangi bir sebeple benzer bir kişi, aynı kişinin DNA'sı o havuza düştüğünde o zaman bir eşleştirme de yapılacak. Tabii. Bir de benzer suç işleyenlere zaten hemen bakılıyor. Yani bakılmış bir da cinayet olursa, benzer bir cinayet oluyor, hemen bu olay içinde onun DNA'sına bakılır. Bu 20 yıl içerisinde aynı DNA'yı, daha doğrusu 2014 yılında yapıldığını söylüyorsunuz, evet, bu DNA'nın. Evet. Son 6 yıl içerisinde emniyetin havuzuna
bu kişinin DNA'sı ile eşleşen bir DNA, suçlu DNA'sı gelmedi. Belki de şunu düşünmemiz lazım. Bu kişi aslında bir katil değil. Yani sürekli orada burada cinayet işleyen birisi değil. Tamamen Çağla'ya karşı işlenmiş. Ama Çağla'ya, ama ailesine, ama abisine herhangi bir şekilde ne olduğu belli olmayan bir düşmanlık sebebiyle işlenmiş bir cinayet olduğunu düşünebilir miyiz? Tabii düşünebiliriz. Ben şimdi yayınımızı izleyen seyircilerimizden şunu istiyorum. 20 yıl olmuş ve orada kuşak değişmiş. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Yani o apartmanın sanırım tamamı değişmiş. Başkaları geçmiş. Hiç kimse yok. Dolayısıyla bizim ve emniyetin, cinayet büronun bu noktada o günleri hatırlayan ve en ufak bir detay bile olsa bunu bizde paylaşan kişiler var yani. Bunların derhal önemli önemsiz bize bilgi bir şekilde o detayı bizde paylaşmasını istiyorum ki biz de konunun üzerine gidelim. O fail veya ihtiyacımız var. Ne biliyorlarsa bizle irtibata geçsinler lütfen. Bir de eğer bu bir intikam cinayeti ise abinin veya babanın o dönemde kadınlarla olan ilişkilerine bakmak lazım. Yani birisi bir yakını işte babası, erkek kardeşi bir namus meselesi haline getirmiş olabilir. Sen benim işte anama bacıma yaptın, ben de senin kız kardeşine diye. Ancak bu motivasyon olabilir yani. Başka kim ne istesin zavallı Çağla'dan? Bir de tabii ki yarın itibariyle bu dosyayı daha enine boyuna açacağız ve bundan 3 yıl önce stüdyomuzda konuşulan her şeyi tekrar gün ışığına çıkaracağız. Zaten emniyet de bu tür yayınlardan faydalandığını Hasan Bey'e de söyledi. Bu yayınlardaki bazı birbirini tutmayan ifadeler, çelişkiler, tabii zaman zaman yine tanık ifadelerine başvuracağız ve bu arada şunu da söyleyeyim. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bundan 3 yıl önce gerçekleştirdiğimiz Çağla Tuğaltay cinayetiyle ilgili tüm yayın bantlarımızı da bizden istedi. Biz de onları vereceğiz kendilerine. Orada da çok fazla gerçekten konuşulmuş konu vardı. Ve de yine ricamız şu ki ne olur o tırnak aralarındaki DNA örneklerinin gerçekten erkek mi kadın mı olduğuna bir daha bakılmasını, herhalde bakacaklardır. Biz kimseye iş öğretecek değiliz ama işte içimizden geliyor ve bunu da paylaşmak istiyoruz. Gülnur Hanım, abisi ne durumda Çağla'nın? Çok büyük bir travma yaşamıştı o da. Düşünebiliyor musunuz? Otobüsün radyosundan duyuyorsunuz. Kız kardeşiniz vahşi bir cinayete kurban gitmiş. Şimdi şöyle, ne durumda? İlker üniversiteyi kazandı. Karadeniz Teknik Üniversitesi'ni kazandı. Okuma esnasında okul 19 Mayıs Üniversitesi'ne bağlandı. Ünye kampüsündeydi. Benim de Ünye'de üyeliğim ben. Akrabalarım, kuzenlerim falan var. Bu iş olunca oradaki kuzenlerimden biri arandı. Dediler ki İlker'i de alın gelin dediler. İlker'in evine gitmişler. Evde kalıyordu. Evine gitmişler. O tabii görünce gecenin bir saati şaşırmış falan. Anneannen hastalanmış. Seni istiyor. Ben Çağla'dan 6 ay önce de babamı kaybetmiştim. Demiş ki herhalde öldü herhalde diye düşünmüş. Otobüse binmiş. Düşünsenize 5 Haziran gibi bir gün kadife pantolon, oduncu gömleği kalın. Yani ne bulduysa o anda giymiş. Tabii gecenin bir saati, ulaşım yok. Polis eşliğinde bir otobüsü durduruyorlar. 20 yıl tabii önceden bahsediyoruz bu arada. Ondan sonra bindiriyorlar İlker'i. Bir an önce İstanbul'a gelsin diye. İlker İstanbul'a geldi. Gelmeden önce işte mola sırasında arabadan iniyormuş. Radyoda bu cinayeti duymuş. Baş adını ve soy adının baş harflerini ama adresi veriyorlar. Oradan şey yapıyor. Onun üzerine molada abimi aramış. Dayı ne oldu Çağla'ya diye. Yok oğlum bir şey, sen gel bir an önce İstanbul'a dedi ama o tabii anlayınca otobüsün camlarını falan patlatmış o durumda yani. O durumda öyle bir vaziyette geldi. Hani çok şükür hani toparlayabildik onu.
4 yılda da okulunu bitirebildi çok şükür. Şu anda evli, bir torunum var. Aa, evet. Gözünüz aydın. Ama tabii hepimiz de çok... Eksiksiniz. Derin yaralar, evet. Evet, eksik. Evet. 20, 15, 35 yaşında olacaktı. Ya. Çağla yaşıyor olsaydı tabii ki hedefleri vardı. Okulunu bitirecekti. Tabii mesela bir yuva açmak açarız değil mi anne? Sen başında durursun, ben de öğretmenlik yaparım anne diyordu hep. Bunu düşünerek adını bir yuvaya vermek istedim. Onu da başaramadım. Başarırız. İnşallah. Başarırız inşallah. İnşallah. Önce şu katili gün yüzü görmeyecek şekilde bir cezaevine girsin. İnşallah. Bir görelim Allah'ım. Kim olduğu ortaya çıksın. Oh. İnşallah. Bu arada gerçekten Asayiş Şube Müdürlüğü'ne, Cinayet Büro Amirliği'ne çok fazla güveniyoruz. Çok fazla inanıyoruz. Savcımız da çok duyarlı. Evet, evet, kesinlikle savcımıza. Evet. Bu işe gönül koydular. Bu işi sadece bir cinayet vakası gibi görmüyorlar. Eminim hiçbir vakayı öyle görmüyorlar, evet. Ama burada tabii çok acı, 13 yaşında, işte 15 yaşında, 11 yaşında kız çocukları ve bunların katilleri elini kolunu sallayarak 20 yıldır geziyor. Bunlara üzülmek için emniyet mensubu da olmak gerekmiyor, savcı da olmak, evet, gerekmiyor. İnsan olmak zaten yeterli. Şimdi ellerinde her türlü imkan da var. Yarın itibariyle Çağla Tuğaltay cinayetinin tüm yönleriyle ortaya dökeceğiz. Derinlemesine, detaylı bir şekilde geçmişteki bütün yayın bantlarımızı emniyet birimlerine teslim edeceğiz. Ve artık Çağla'nın katilinin bulunması için bütün seyircilerimizden de içtenlikle gerçekten dua istiyoruz. Bu anneler tam 20 yıldır gözyaşı döküyorlar. Ben Gülnur Hanım'ı hiç gözü yaşsız görmedim. Hiç görmedim. Yollarımız kesişti. Bunda da bir kısmettir diyorum. Kaderimizde böyle bir şey var herhalde. Evet. Handan Hanım'la da, sizinle de. Yarın kaldığımız yerden bu dosyaya devam edeceğiz. Efendim, bir dosyamız var. Gerçekten 2 yıllık bir kayıp ama artık uzmanlarımız da biz de yaşamadığına neredeyse hani %50-50 diyelim ama biraz daha oran artıyor. Yaşamıyor diye düşünebileceğimiz bir kayıp. Sezgin'i hatırlayacaksınız. O dosyaya gireceğiz birazdan. Sezgin dosyasında, Sezgin Bilgin dosyasında çok önemli bir şey açıklayacağız bugün. Biliyorsunuz Şule isimli 2 yaşında çocuğu olan genç bir kadın. Çocuğum Sezgin'den de olabilir demişti. Vefat eden eşim Tugay'dan da olabilir demişti. Yapılan test sonucu Sezgin'den olmadığı ortaya çıktı. Bugün bir DNA sonucu daha açıklayacağız. Bu DNA sonucunda da rahmetli olan eşi Tugay'dan mı bu çocuk? Tugay'ın annesi Gülseren Hanım da burada olacak ve bu bebeğin torunu olup olmadığını öğrenecek. Ondan sonrasında da çok önemli konuklarım ve bu konuyla ilgili tanıklarım var. Gülnur Hanım, yarın görüşeceğiz sizinle. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İnşallah teşekkür bugün ederim. Sizi daha enerjik gördüm. Gelen İnşallah. Haberler sizi eminim çok mutlu etti. Evet. Bizi de öyle. Ben sizi sevgiyle uğurluyorum bugünlük stüdyodan. Ve Sezgin'in ailesini ve görgü tanıklarını stüdyoya alacağım. Bugün Şule de bu çatı altında. Ona da çocuğunun babasının Tugay olup olmadığını açıklayacağız. 2 yıllık Sezgin Bilgin kaybında tüm ipuçları tehlikeli bir aşk üçgenine işaret ediyor. O ben bir tane bayanla geziyordu ama benim tanıdığım, çok iyi bildiğim insanların o benim Şule'yle gezdiğini de söylüyorlar. En iyi arkadaşı ile sevgilisi arasında ne yaşandı? Eğer Şule'nin çocuğun babasını bulması gerekiyorsa Murat ve Tayfun'dan DNA alacaklar. Şule'nin oğlunun babası kim? Hiç istemeden söylüyorum, kendi yani hislerime dayanarak söylüyorum, Sezgin yaşamıyor. Sezgin Bilgin yaşıyor mu? Serap Baköz'le gerçekleri ortaya çıkarıyoruz. Ve gerçeğin peşinde başlıyor efendim. Cinayetleri çözdük. Bu adil denen kişi bir şeyi itiraf ediyor efendim. Murat'ı öldürttüm diyor. 3 kişi şu anda katil zanlısı olarak tutuklandılar.
kayıpları buldu. Çocuklarına kavuşturdu. Hüseyin abi bak, çocuklarını getirdik sana. Ben bunları çok seviyorum. Bunlar için, ikisi için de canım verdim. Hüsleri barıştırdı. Gerçeğin peşinde. Sevgili seyirciler, Sezgin Bilgin kaybında bugün iki aile için de aslında çok önemli gelişmelerin yaşanacağı bir gün. Öncelikle bu Şule denen hanım 2 yaşındaki çocuğunun vefat eden eşi Tugay'dan da olabileceğini, fakat onunla boşandıktan sonra Sezgin'le görüşmeye devam ettiğini, çünkü Sezgin'in de eski sevgilisi olduğunu bize söylemişti. Hatta rahmetli Tugay'ın annesi Gülseren Karateke programımıza gözyaşları içinde bağlanıp bu çocuğun gerçekten gerçek babası, ailesi kimse ortaya çıksın. Çünkü benim rahmetli oğlumun kabri açılacak ve bu acıyı ben kaldıramam artık demişti. İlk yapılan DNA testi Sezgin'in babasıyla yapıldı. Bu 2 yaşındaki çocuk arasında yapıldı ve hiçbir yakınlık kurulamadı. Yani Sezgin'in sülalesine, ailesine ait olmadığı bu bebeğin, çocuğun ortaya çıktı. Geriye kaldı biliyorsunuz rahmetli Tugay'ın ailesi ve Tugay'ın annesi burada. Bu arada Şule de diğer stüdyomuzda. Şule merhaba. Merhaba. Şule, Sezgin'in olmadığı ortaya çıktı. Bugün rahmetli Tugay'ın çocuğu olup olmadığı belli olacak. Tugay'ın mı sence bu çocuk? Ben Tugay'ın veya Sezgin'in dedim ilk başta. Evet ama yani gerçekleri söylemememdeki tek sebep, yani geçmişte bazı yaşanmışlıklarım oldu. Başıma talihsizlikler geldi. Yani başka kişi de olacağını düşünüyorum ben. Ben hatırlarsan ilk çıktığın yayında bu DNA örnekleri alınacağı zaman sana şöyle bir soru sormuştum. Ve arkasına hemen reklama gitmiştim. Dedim ki bak, iki kişi var. Biri rahmetli ve belki de kabri açılacak. Buna engel olmak için bir DNA testi yapmamız gerekiyor demiştim. Bize söyler misin demiştim o zaman. Eğer bu iki kişiden başkası da varsa söyle. Sen düşündün, taşındın. Reklam dönüşü 15 dakika sonra bana hayır Serap Hanım, yok bu bebek ya Tugay'dan ya da Sezgin'den demiştin. Şimdi dönüşte konuşacağım, bir reklama gitmem lazım. Bugün stüdyoda Sezgin'in ablası var. Eniştesi Abdullah Bey, Nergis Hanım. Rahmetli Tugay'ın annesi Gülseren Hanım var. Bir de Cuma günü yayınımıza katılmıştı, canlı yayınımıza. Bir mekan sahibi olarak katıldı Recep Bey. Hoş geldiniz hoş Recep bulduk, Bey. Sizler de hoş geldiniz. Recep Bey'in katılma sebebi de OBE'nin hani o camları indirip olay çıkardığı Murat'ın da, yakın arkadaşı Murat'ın da o gece ben gittim mekandan kurtardım babasıyla beraber dediği mekanın sahibi. Öğrendik ki Cuma günü aslında Recep Bey hiç OBE'ni görmemiş bile. Murat'ı görmemiş bile. Murat öyle bir geceye katılmamış bile. Bugün cevap beklediğimiz pek çok soru var. Bu arada yakın arkadaşı Sezgin'in Öner'de canlı yayınına katılacak. Reklam dönüşü önce DNA testini açıklayarak başlayacağız. Şimdi Şule diğer stüdyoda rahmetli Tugay'ın babasıyla yapılan DNA sonucu geldi. Çocuğun Tugay'a ait olup olmadığı, Gülsel Hanımların torunu olup olmadığı ortaya çıkacak. Cuma günkü yayında Recep Bey dediniz ki babasının kim olduğunun anlaşılması için Murat'a ve OBE'ne de bakmak lazım dediniz. Evet. Oysa ki henüz daha Tugay'la ilgili DNA açıklanmadı bile. Neden böyle bir şey söylediniz? Biz kendi aramızda konuşurken arkadaş çevresinde, eş dost ortamında
konuşulurken lafına gönülecek düzgün insanların ben o benle Şule'yi gördüm dediklerini bizzat duydum. Ben de buradan yola çıkaraktan sonuçta eski kocası sonradan sevgilisinden değilse bu çocuk hangi arkadaş grubuyla geziyorsa onlara bakılması lazım. Daha eski kocasının DNA testi elimde ve açıklanmadı. Ondan olma ihtimali de elbette var. Ama siz bizi o gün bile daha ne olduğunu bilmediğiniz halde o ikisine yönlendirdiniz. Şimdi ben, Şule beni duyuyor musun? Evet, duyuyorum. Peki Şule, şu anda 2 yaşındaki kız oğlan çocuğu. Oğlunun babasının rahmetli eşin, daha doğrusu boşandığın sonra beraberlik yaşadığın eşinden mi değil mi? Onu okuyacağım. Gülseren Hanım da böylece torunu olup olmadığını öğrenecek. Ama Gülseren Hanım'ın öğreneceği önemli bir şey daha var ki o da şu. Bu DNA testiyle birlikte oğlunun kabri açılacak mı açılmayacak mı tartışmasına da bir nokta konulacak. Evet. Yine çok uzun sayılardan oluşan nolu olguda çalışılan 16 poliformik Y-STR-DNA sistemi incelendiğinde 13 Y-STR lokusunda dışlamaya rastlandığından 117 kodlu çocuğun, yani bu senin oğlun oluyor, 994 kodlu kişinin, yani Tugay'ın babası oluyor bu kişi, kodlu kişinin soyundan gelen bir erkek kişinin biyolojik çocuğu olamayacağı kanaatini bildirir ekspertiz raporudur. Evet. Sağ olun, teşekkür ederim. Senin çocuğun ayrıldığın ve sonrasında beraber olmaya devam ettiğin, arada bir de Sezgin'le görüştüğün halde beraber olduğun rahmetli Tugay'dan değil. Gülseren Hanım, bu çocuk sizin torununuz değil. Tamam Serap Hanım. Çocuğunuzun kabrinin açılmasına gerek yok. Yani gerek onu mahkemeye delil olarak sunabilirsiniz. Tamam. Onlar kendileri de sizin eşinizden belki isterler ama sonuçta bununla ispatlanabileceği ortada. Tamam hocam, çok sağ ol. Zaten efendim bunu gerçekleştiren, bu DNA testini gerçekleştiren üniversitenin bu konuyla ilgili uzman kişisi Ersi hocamız mahkemeye bununla ilgili bir rapor sunacak. Tabii. Dolayısıyla önce gözünüz aydın. Sağ olun. Hepinize teşekkür ederim. Peki o çocuğu sevmiş miydiniz? Yani torununuz zannederken bir bağ kurmuş muydunuz o çocukla? Ya ben genelde bütün çocukları seviyorum. Bir de ben diyorum ya 10 yıl çocuk özlemi çektim. Yani bütün çocukları seviyorum. Ki bir de yavrumu kaybedince tabii ki o bize bir şey olmuştu. Şu anki sonuç... Ben yine kötü demiyorum, yine seviyorum. Yani o maksimum günahsız. Şu anki sonuç sizi şaşırttı mı? Ya ben ikisine de hazırdım. Hazırdım ikisine de. Yani şaşırmadım fazla. Ama siz bakmıyordunuz herhalde değil mi? Sizin yanınızda değildi zaten. Yok değildi. Ama ben şaşırdım. Değildi. Babaannesiyle kalıyordu. Siz şaşırdınız. Nergis Hanım, şöyle şaşırdım. Şaşırmadım yani. Yani eğer biz size katılmış olmasaydık... ben Şule'nin bana dediği ya Sezgin'in abla ya Tugay'dan evet, dedi. Evet, bana da öyle demişti. Yani... Hepinize mezar açılsaydı, DNA testi sonuçlansaydı ve bu Tugay'dan olmayacaktı... Belki o gün ben hiçbir test yaptırmayacaktım. Yani tamam o bizim diyecektim. Çünkü ben onda zaten kardeşimi aradım. Oraya gelmiş olmasaydım öğrenmeyecektim ve ben onu Sezgin olarak kabul edecektim. Hayatımı öyle devam ettirecektim. Bir rahatlama ama aynı zamanda bir şaşırma var sizde. Evet. Tabii ki. Evet, ya öyle Recep gidecekti. Bey, evet. Siz şaşırdınız mı? Yok. Çok enteresan. Evet, Şule. Sen şaşırdın mı Şule? Ben yani aslında şaşırmadım. Neden bizi sadece iki kişiye yönlendirdin? O soruyu sormuş olmama rağmen hayır o ikisinden başka kimsenin olamaz dedin. Şöyle 5 sayfalık bir mektup yazmışsın programımıza. Tabii ki bunun hepsini burada okumam mümkün değil. Ama özetleyecek olursam diyorsun ki ben bipolar hastasıyım. Geçmişimde ne yazık ki cinsel saldırıya uğradım. 13 yaşındaydım ve pek çok olay geçti başımdan. Bunları bize neden yazdın? Bütün bu yaşadıklarının sorumlusu olarak
Bu olayları ve hastalığını mı görüyorsun acaba Şule? Hayır, hastalığımı görmüyorum Serap Hanım. Yani ailemde yaşadıklarım, hani hiç kimseye sorumlu tutmuyorum tabii ki de. Herkes kendi hayatından sorumludur. Ama bunları paylaşmamdaki sebep geçmişe dayanık bazı hani başımdan geçen bazı kötü olaylar olduğu için hani ailemden daha önce ben çok dışlandım. Evet. Tekrardan dışlanıp kötü şekilde yaşamak istemediğimden paylaşmak istedim. Başka türlü çünkü cesaret edemedim televizyona çıkmaya. Ve şu anda bile televizyona çıktım ama eve korkarak gideceğimden eminim. Çünkü tekrardan dışlanmaktan korkuyorum. Geçmişte yaşadıklarım bana çok zor günler geçirmeme sebep oldu. Toparlayamıyorum şu an tam olarak. Şuleciğim yavrum bak. Seni şu anda yüzün görünmüyor. Çevrende de zaten biliniyorsun. Yani bilinmeyen birisi değilsin. Ama onun dışında seni şu an stüdyodan çıktığında sokakta gören herhangi birisi tanımayacak. Ama artık bence gerçekleri konuşma vakti. Çünkü belki Sezgin'in ortadan kaybolması ya da bir cinayete kurban gitmesinin altında belki de senin bu yaşadığın ilişkiler, çocuk ya da onun yakın çevresiyle kurduğun ilişkiler sebep oldu. O yüzden de artık tamamen gerçekleri konuşma vakti. Şimdi sana bir soru soracağım. O benle bir ilişkin oldu mu? Hayır, olmadı Serap Hanım. Daha önce de sorduğum soruya hayır demiştin. Ama bugün geldiğimiz noktada o sorunun cevabının doğru vermediğin ortaya çıkıyor. Bir kez daha soruyorum. O beni tanıyor musun ya da o benle bir ilişkin oldu mu? Serap Hanım, o beni sadece Sezgin'in arkadaşı olarak tanıyorum. Ama yüz yüze hiçbir zaman gelmedim ben. Peki o zaman bir tanığımız var. Bu gizli tanık bazı şeyler anlatacak Şule. Lütfen onu birlikte izleyelim. Çünkü eğer ki bu çocuk ki eğer ki değil artık %99.9 bu çocuk Sezgin'den de değil Tugay'dan da değil. O zaman çevredeki birilerinden bak evli bir şahıs olabilir korkuyor söyleyemiyor olabilirsin. Ya da biraz belalı birisidir ondan korkuyor olabilirsin. Yakın arkadaşlarıdır, ondan çekiniyor olabilirsin. Artık çekinmenin ve korkmanın bitmesi lazım, gerçekleri konuşmamız lazım. Sezgin öldüyse ya da öldürüldüyse belki de bu sebeple ortadan kaldırıldı. Şimdi gizli tanığı izleyelim. 2 yıllık Sezgin Bilgin kaybının izini süren ekiplerimiz konuyla ilgili çok önemli iddialar ortaya atan gizli bir tanığa ulaştı. Tekirdağlı olarak Sezgin'in kaybını biliyorsunuz, duymuştunuz. Kaybolduğunu biliyorum, evet duydum maalesef. O beni, Şule'yi ve Sezgin'i tanıyor musunuz? Sezgin'i tanımıyorum yani, o beni tanıyorum da öyle arkadaş falan değilim. Şule'yi de yani Şule olduğunu biliyorum ama arkadaşım değil. Ama tanıyorum yani simaen. Görmüşlüğüm var. O benle Şule sevgili miydi? Peki siz Şule ile o beni yan yana gördüğünüzü söylüyorsunuz. Çok yakın ve samimi bir şekilde gördüğünüzü söylüyorsunuz. Anlatabilir misiniz biraz? Tabii. Hatta köpek gezdiriyorlardı. Yani dışarıdan bakan biri, bir insan, yabancı bir insan onlara arkadaş demez. Yani normal bir kız arkadaşmış gibi gezmiyorlar. Yani bayağı samimi, dışarıdan gören sevgili dersiniz yani. Ya hatta ben hani o kızla Sezgin'in sevgili olduğunu bile bilmiyordum. Çünkü hani o benle daha yakın olduğu için yayında öğrendim bunu. Yani Sezgin'le sevgili olduğunu, o benle daha yakınmış gibime geldi bile. Yani dışarıdan bakan öyle görüyor. Sezgin kaybolduktan sonra ikiliyi birlikte görmüş. Siz bu gördüğünüz olayı Sezgin kaybolmadan önce mi sonra mı gördünüz? Ya sonra diye hatırlıyorum ya. Başka zamanlarda da gördünüz mü hiç yan yana? Kaç kez gördüm, hatta onu önünden geçtim ya. Yani önünden geçtim. Burada yüz yüze baktığımız için hatta kafamda selam bile vermiştim yani o bana. O şekilde yani. Yanında kız arkadaşı vardı. Birkaç kez şahit oldunuz bu olaya. Birkaç kez gördüm aynen. Önünden geçtim hatta o şekilde yakın gördüm ya. Sezgin Bilgin'e ne oldu? Şule, bu gizli tanığın söylediklerine ne diyorsun? Çok emin konuşuyor. Ve sizi birlikte gördüğünü, Sezgin kaybolduktan sonra bir arkadaş gibi değil de bir sevgili kadar yakın olduğunuzu söylüyor. Lütfen artık gerçekleri konuşalım Şule. Lütfen rica ediyorum Serap senden. Serap Hanım, ben zaten gerçekten gerçekleri konuşuyorum. Ben o benle hiçbir zaman buluşmadım. Hiçbir zaman buluşmadım. Yani şahsen görüşmedim ben onunla.
Peki ben sana bir şey sorsam. Desem ki Tugay, rahmetli Tugay ve Sezgin'den değil senin çocuğun. Ama şu anda Sezgin'in, Tugay'ın üzerine mi kayıtlı? Evet, evet. Resmiyette taahhütname olduğu için öyle oldu. Onun peki gerçek babasıyla ilgili biz iki tane, üç tane daha DNA testi yapmak istiyoruz desem. Evet. Ama soyadı vermeden bize üç tane isim verebilir misin? Nasıl isim anlamadım. Kimlerden olabilir bu çocuk? Kimden olabilir? Üç tane isim ver bana soyadı söylemeden. Yani ben bilmiyorum şu anda, hatırlayamıyorum gerçekten. Şöyle Hanım, böyle hatırlayamıyorum demek de olmaz. Hani ancak hani onlarca falan olması lazım ki hatırlayamayasınız. Yani sanmıyorum öyle bir şey de olduğunu. Çünkü belki o Sezgin'in katili. Hatırlayamıyor. Yani onları koruyor olabilirsiniz, korkuyor olabilirsiniz ama yani bu insanlara da Nergis Hanım, siz Sezgin'in ne olduğunu, bulunmasına dair bir bilgi verirse Şule'ye yardımcı olmaya söz veriyor musunuz? Tabii ki yardımcı. Bakın burada Nergis Hanım var. Yani Sezgin'in yakınları size destek olacaklarını söylüyorlar. Ben sonuna onları kadar da düşünün. Ayrıca biz varız. Ben zaten her şeyin hani ortaya çıkmasını istiyorum. Bütün kalbimle ama bunu söylüyorum. Yardımcı olmak istiyorum gerçekten. Ama Sezgin'in etrafında ben kimseyle hiçbir bağlantı kurmadım bu konuda. Ama Şule Hanım, yani eğer ki Sezgin bir cinayete kurban gitmiş ve cinayete kurban gitmesinin sebebi eğer bu tarz olaylarsa, işte o benle birlikteliğim vesaire şudur budur ve sen bunu gizliyor isen yarın bu suçun ortağı olarak da anılabilirsin mahkemelerde. Onun için söylemelisin şu an. Sonuçta şu, senden sadece masumane kiminle birlikteydin? Ve birlikte olduğun kişiyle Sezgin arasında bir çatışma oldu mu? Acaba bu nedenle mi Sezgin kayboldu veyahut da öldürüldü mü? Ama şimdi saklarsan sanki ileride bu suçun ortağı olabilirmişsin gibi geliyor bana. Onun için şimdi konuşmalısın, tam vakti diye düşünüyorum. Ben zaten konuşuyorum ama ben... Eksik konuşuyorsun. Eksik konuşuyorsun ve bu belli. Eksik konuşmuyorum gerçekten. Gerçekten ben... eksik konuşuyorsun Şule. Tarihi sana hatırlatayım. Şule, senin oğlun 2018 yılı Kasım ayında dünyaya geliyor. Evet. Bu demektir ki Ocak ayı gibi, 2018'in Ocak ayı gibi sen hem Sezgin'le görüşüyordun hem boşandığın eşin rahmetli Tugay'la görüşüyordun. Bize daha önce öyle söyledin. Evet. Bir üçüncü kişinin daha olması lazım onların çocuğu olmadığına göre. Bunu hatırlamak o kadar zor olmasa gerek diye düşünüyorum. Ben bu yayınlara çıkmadığım süreçte ben 4 gün boyunca kendimi sorguladım zaten. Onları düşünerekten geldim. Yani ben düşünüyorum fakat hatırlayamıyorum bazı şeyleri. Nasıl desem, hani Dolunay diye bir isim söylemiştim. Ondan da alabilirsiniz. Ama kafanızda bir soru işareti varsa siz de istediğiniz kişiyle DNA yapabilirsiniz. Ben hiçbir şekilde... Hayır, biz öyle istediğimiz her kişiyi hadi gel DNA yapalım bu çocuk senden mi diyemeyiz. Ortaya iddialar atıldığı için yani yardımcı olmak istiyorum sadece. Şimdi o tarihlerde Recep Bey, hatırlıyor musunuz? Bu Oben'le Murat, programlarda izlemiş olabilirsiniz. Murat'ın evinde birbirini işte satırla onunla bununla kesiyorlar. Arkadaşlar, o tarihi bana tam olarak bir söyler misiniz? 29 Ocak 2018. Yani sen o tarihlerde aşağı yukarı matematik olarak hesapladığımızda hamile kalmış olmalısın. Şimdi aynı tarihlerde Murat'la Oben evlerinde işte kafayı buluyorlar vesaire ama bilinçaltında bir şey, bir öfke var ki birbirlerine baltalı bilmem ne işte şeyle satırlı saldırılar yapıyorlar. Onun için soruyorum. Bu öyle hatırlanmayacak bir şey değil. Sana 10 tane adam içinden birini seç demiyorum. Şimdi iki kişiyle görüşüyorsun o tarihte. Hem Sezgin'le hem efendim Tugay'la. Bir üçüncü kişi daha olması lazım. Bu çocuğun babası olabilecek. Sadece bir kişiyi hatırlamanı istiyorum senden. Murat'la bir alakası var mı bu olayın? Hayır Serap Hanım, Murat'la alakası yok. Ben onu burada gördüm, burada tanıdım. Hiç görüşmedin, hiç tanışmadın. Hiç tanışmadım. Recep Bey, siz
Murat'a ve Oben'e bakmamız gerektiğini söylüyorsunuz. Niye Murat? Hiç tanımıyormuş neden Murat? Murat'ı. Ben Murat'la ben dostluğum yok, arkadaşlığım yok, oturup kahve çay içmişliğim yok, ben tanımam. Fakat biz programı dışarıdan seyrettiğimiz kadarıyla kendi aramızda dediğimiz gibi yaptığımız yorumlardan hepimiz aynı kanıya varıyoruz, hepimiz aynı yere çıkıyoruz. Ben tahminimce öncelikle Oben'den DNA testi alınması lazım. Eğer olumsuz olma durumunda Murat'a dönülmeli. Burada muhakkak doğruyu söylemesi gereken bir kişi var, o da Şule. Tabii. Şule evli bir adam olabilir mi bu korktuğun, çevresinde korku salan ve seni susturmak isteyen, sana konuşursan şöyle olur, böyle olur gibi tehditler savuran birisi olabilir mi? Hayır Serap Hanım, öyle biri yok. Ama biri olmalı. Önce de çünkü sorduğum soruda kesinlikle hayır dedin ve cevap doğru çıkmadığı için şu anda açıkçası %100 sana doğru söylüyorsun diye inanamıyorum yani. Böyle çünkü biri var. Böyle yani... düşünmeniz çok normal çünkü en başta tam olarak size bilgi vermedim. Sezgin veya Tugay dedim. Hani böyle söylememin sebebi yani tamamıyla ailem tarafından dışlanıp yani yüzümü göstermek vesaire hep onlara dayalı. Benim kendime göre değil. Şimdi hani bak, bir şey saklamıyorum ama yani dediğim şeyler doğru. Ben yalan konuşup kimseyi üzmek istemiyorum. Her şeyin ortaya çıkmasını istiyorum. Şimdi yüzünü göstermiyoruz bir. İki, ailemden çekiniyorum diyorsun. Daha ortada babası kim olduğu belli olmayan 2 yaşında bir çocuk var. Ailem bunu biliyor. Ve bunu normal ya da işte mesele yapmıyor. Orada da çok inandırıcı olamıyorsun bu durumda. Yok, onlar mesele yapmıyor değil Serap Hanım. Onlar da istiyorlar. Ben de istiyorum tabii ki kim olduğunu çıkmasını. İleride çocuğum arayacağına ben en başında bulmam gerekiyor sonuçta. Peki ama bunu biz mi bulacağız? Senin söylemen lazım yavrum. 3 mü 5 mi kaç kişi ise A, B, C, D diye ya da A diye. Senin söylemen lazım ki biz de bak şöyle bir şüphe var. Bu çocuk senin olabilir ve... Belki de Sezgin'le olan ilişkin ve Sezgin'in ortadan kaybolması, yok edilmesi ya da sadece bu sebebe dayanıyor. Bilmiyoruz. Buna ulaşmamız için de senin yardımına ihtiyacımız var. Evet. Sen kendini anlat bize o zaman biraz bakalım. Yani bu ilişkiyi anlat. Tugay, Sezgin, o arada neler oldu? Onları bir anlat bize. Kendini anlat. Sen kimsin? Ben... kimim? Nereden başlayayım? Okula gittin mi mesela? Eğitim aldın mı? Ben okula gittim, evet. Liseyi bitiremedim. Aslında evde bazı olaylarımız oluyordu. Annem benim ruhsal problemleri olan bir insandı. Babamın bazı kullandığı şeyler vardı. Yani evde sürekli kavga oluyordu. Ben kendimi derslere veremiyordum. Hı hı. Sana bipolar teşhisi kaç yaşındayken kondu? Başıma cinsel saldırı geldikten sonra konuldu. Bu saldırı aile içinde mi oldu, dışarıda mı oldu? Aile dışında. Aile dışından oldu. Sonra senin ruh sağlığın bozuldu ve doktora gittiğinizde bipolar rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı. Evet. O günden beri ilaç mı kullanıyorsun? O günden beri evet, 2 ilaç kullanıyorum. Yalnız bipolar rahatsızlığının herhangi bir saldırı veya ruhsal travmayla doğrudan ilgisi yoktur. Hani zaten var olan bir şey ortaya çıkmış olabilir ama bu genetik doğuştan gelen bir şey sonuçta. Hocam bipolar. İlaçlarını aksatırsa nelere sebep olur? Rastgele cinsel ilişkiye sebep olur mesela. Yani hipermani dediğimiz o yükselme zamanlarında çok büyük risk almaya eğilimlidir bu hastalar. Ve işte o riskin içinde tabii cinsel risk de var. Hatırlamaması yani, imkanlı mı? Mümkün değil. Dönemlerde. Bu bilinci yitirmez hiçbir zaman. Bilinç her zaman yerindedir ama kendine engel olamaz. Onun yani farkında değildir ne yaptığını. Hatırlıyorsun. O hatırladığın kişi ya da kişileri bize söylemen lazım. Eğer Sezgin'in başına ne geldiğini öğrenmek istiyorsan ki ailesi istiyor. Sen de neredeyse evlilik hayalleri kurduğunuz bir adamdan bahsediyoruz. Evet. Onun için bize söylemen lazım. Sen Abdullah'ı hatırlıyor musun? Abdullah benim şu anda evli olduğum kişi, evet.
Ondan bir önce bebeğinin bir tane daha çocuğun var. Onun babasını hatırlıyor musun? Evet, Dolunay. O Dolunay. Ama Abdullah kendi çocuğu zannediyor biliyorsun. Evet, öyle sanıyor. Şu anda öğrendi kendi çocuğu olmadığını. Doğru mu? Evet. Şimdi Dolunay'ı hatırlıyorsun, Abdullah'ı hatırlıyorsun. Ama bu çocuğunun babasının o dönem hem Sezgin'le görüşüp hem Tugay'la görüştüğünde üçüncü bir kişiyle görüşüp görüşmediğini hatırlamıyorsun. Ya da görüştüğün kişinin kim olduğunu. Evet Serap Hanım, çünkü o zamanlar büyük travmalar yaşadım. Yani babamı kaybettim, annemi kaybettim. Bir alakası yok yani Şule İlaçları Hanım. Hani bizim lütfen sık sık söylemek zorunda kalıyoruz burada ama zekamızla dalga geçmeyin. Yani biz bunu hatırlamama gibi bir durum ancak nasıl olur? Yani bir özel ilaç kullanırsınız, bir şey olur, hiç tanımadığınız bir yerde uyanırsınız, başınıza ne geldiğinizi bilmezsiniz, o şekilde olabilir. Yani böyle bir şey yaşamadıysanız kim olduğunu da çok net bilmeniz lazım. Şu olabilir, yani söylemek istemiyor olabiliyorsun, yani olabilirsin, yani söylemek istemiyorum diyebilirsin ama bipolar rahatsızlığın veya da yaşamış olduğun travma babasının kim olduğunu unutturacak tarzda bir şey neden olmaz. Ama şunu diyebilirsin, söylemek istemiyorum ama biliyorum. Bunu demelisin. Hatırlamıyorum dediğin takdirde senin o hatırlamamanın arkasında başka bir şeyleri gizlediğin intiba uyandırıyor bizde. Bunu bilmeni istiyoruz şöyle. Onun için hatırlaman lazım ama söylemek istemeyebilirsin. Bunu bize zikredebilirsen o zaman rahatlarız belki de. Doğru mu hocam? Tabii, hatırlamama noktasında. Hatırlamaması mümkün değil çünkü. Evet. Serap Hanım, ben söylemek istiyorum ama gerçekten hatırlayamıyorum. Yani bunun sebebi, yani bu ilaçlarımdan sonra ben eşimle evlendiğim zamanlarda beni özel hastaneye götürdüğünde farklı bir ilaç da kullanıldı. Ve benim ilacım olmadığı takdirde. Ha, bu da beni etkiledi ve dozajı yok, bayağı yüksekti. Yok Şule Hanım, böyle bir ilaç da yok. Bir de 2018 yılından bahsediyoruz. Yeni bir şeyden bahsetmiyorum Şule. Doğruları konuşma vakti artık. Bu çocuğun başına ne geldi? Sezgin sence hayatta mı, yaşıyor mu? Öldürüldü mü? Serap Hanım, gerçekten ben bilmiyorum. Hiç merak etmedin mi? Ben merak ediyorum ama bilmiyorum ne olduğunu. Kaç yaşındasın sen Şule? Ben 97 doğumluyum. 23 yaşındasın. Evet. 23 yaşındasın. Bir tane 2 yaşında oğlun var. Bir aylıkken bir bebeğini evliydin ama bir başkasından olan bebeğini götürdün, yuvaya verdin. Abdullah bizi duyuyorsa bebeğin ondan olmadığını şimdi öğreniyor. O Dolunay dediğin kişiden daha önceki çocuk da ondan olabilir mi? O zaman tanışıyor muydunuz 2018'de? Evet, evet, görüşmüştük. Dolunay da olabilir onun babası. Evet. Peki bu yuvaya verdiğin çocuğun Abdullah zannediyor ki kendi çocuğu. Dolunay biliyor mu onun kendi çocuğu olduğunu? Ben söylemiştim, evet, daha 2 aylıktı, aldırmak istedi ve her yerden aldırmak istediğini söyledi. Sonra ortadan kayboldu, beni her yerden engelledi Dolunay. Şu anda öğreniyor Dolunay o çocuğun kendisinden olduğunu, o da şimdi öğreniyor. Yok, ben Messenger'dan haber vermiştim Serap Hanım, mesajım hala duruyor. O çocuğa herhangi bir kimlik çıkarılmadan götürdün, yuvaya verdin, bunu evlatlık olarak verin dedin. Evet, evdekiler böyle yapmamı istedi. Çocuğu eve getirme dediler bana. Ne kadarlıktı çocuk o zaman? Ne zaman Serap Hanım? Verdiğinde bebek aylık mıydı, 40 ben, günlük müydü? Serap Hanım, ben hastanede doğum yaptım ve sosyal yardımlaşmadan görevliler gelip aldı. Ben yüzünü dahi göremedim. Bir dakika, bu şu an 2 yaşında olan çocuktan önce mi sonra mı? Benim aklım sonra karıştı. Sonra. Yani doğum yapar yapmaz hemen hamile kalmış olmanız lazım o zaman. Yani bu da çok, ama Medine örneği var yani, olabilen bir şey de. Ondan sonra 1 yaşına girmişti Kasım ayında. Peki sonra Abdullah'la evlendin. O sırada evliydik zaten, hala da evliyiz. Ben sığınma evinde kalıyordum o süreçte. Peki şimdi soruyorum. Dolunay ve Abdullah, Sezgin, o ben, Murat. Bunlar birbirini tanıyor muydu? Yani bu Dolunay zaten buralı değil. Çorlu'da oturuyor kendisi. Tanıyor mu, tanımıyor mu Sezgin'i? Tanımıyor. Büyük ihtimalle tanımıyor. Peki Abdullah tanışıyor muydu Sezgin'le? Bilmiyorum. O da Tekirdağ'da oturuyor ama tanıdığını düşünmüyorum ben.
Sen bunlarla beraberken, daha doğrusu Abdullah'la evliyken nerede yaşıyordun? Abdullah'la evliyken ya bizim nasıl oldu? Beni sığınma evinden çıkarttı ve ailesine götürdü. Ailesi beni kabul etmedi ve ben kız arkadaşımın vasıtasıyla bir ablayla tanıştım. Daha evlilik yapmamıştık. Sığınma evinden çıktığım gibi ben ablayla yaşamaya başladım. Hemen nikah yapamadık çünkü maddi durumu yoktu Abdullah'ın. Daha sonra yani evlendik biz. Yani ailem para, maddi destek uyguladı ve ev tuttuk. Olmadı, geçinemedik. Yani sürekli kopuk kopuk evlilik gibi değildi aslında tam olarak. Ama sen Abdullah'a o çocuğun ondan olduğunu söyledin. Yok, ondan olduğunu ben söylemedim. O öyle zannetti. Hangi çocuk acaba? Yuvaya verdiğin çocuk. Yok, ben ona ondan demedim. Seninle resmi olarak evli olduğumuz için senin üstüne kayıtlı olduğunu söyledim. O kendi çocuğu zannediyor. Yani ben ondan olmadığını üstüne basarak söyledim. Çünkü çocuk Temmuz doğumlu ve yani Kasım, Temmuz. Ben Kasım'da da sığınma evindeydim. Sığınma evine neden gittin? Sığınma evine neden gittim? Abdullah bana şiddet uyguladığı için, yani çalışmadığı için, bize bakamadığı için oraya gittim. Senin annen, baban yok mu Şule? Hayır, yok. 2016'da babam vefat etti. 2017'de annem vefat etti. Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Peki sen kimlerle kalıyorsun? Şu an dedem, abim ve babaannemle kalıyorum. Daha önce konuşmamızda sanki tek başıma kalıyorum dedin. Ve ben de dedim ki Sezgin evine gelip gider miydi senin dedim. Gelmezdi dedin. Yalnız yaşıyorum dedin. O zamanlar evet, ayrı eve çıkmıştım. Hamileliğim zamanında sancağı. Sen Sezgin'le görüşürken, aynı zamanda Tugay'la görüşürken bu Dolunay'la görüşüyormuşsun anladığım kadarıyla. Yani hamileliğimden önce ben babaannemlerde kalıyordum ve babaannemlerde kalırken biz Dolunay'la görüştük. Ben ayrı evdeyken biz yani görüşmemişiz Sezgin'le. Ben o yani onları düşündüm. Ama ben şimdi sana deminden beri soruyorum, üçüncü bir isim verir misin diye. Dolunay'ın adını ben söylemeden demiyorsun ki bir de Dolunay var. Belki Dolunay var. Evet, ondan da olabilir demiyorsun. Yani ağzından kerpetenle laf alıyoruz. Bütün bunları, bu erkeklerin hepsi birbirini biliyorlarsa ortada bir kadın kız cinayeti olma ihtimali bile var. Tabii, çok mümkün. Bir de bu Dolunay ismi benim çok enteresan geldi. Bu rutin bir isim değil. Kolay kolay bir çocuğa verilecek bir isim de değil. Ben mesela hiç duymadım hayatımda Dolunay isimli bir kişiyi, görmedim de duymadım da. Ben kadın ismi biliyorum. Kadın belki ama erkek olarak acaba hani adam kendisi mi ismini yanlış verdi yoksa Şule bize mi oynuyor? Yani bambaşka birisini korumak için Dolunay diye bir isim mi attı kafasında? Yok, numarası hepsi zaten sizde mevcut. Ben verdim hepsine. Peki şimdi bir biliyorsun o benim bir mekanda böyle camları vesaireleri indirme olayı var. O mekanın sahibi Recep Bey bugün stüdyoda. Cuma günü de zaten bize neredeyse hani biliyormuş gibi bu DNA testinin sonucunu sanki biliyor, tahmin ediyormuş gibi bebekle ilgili Murat'a ve o bene bakın dedi Recep Bey. Aklınıza başka bir isim gelmiyor anladığım kadarıyla. Yok. Değil mi? Siz sanki Tugay'dan olmayacağını biliyor gibi konuştunuz. Altıncı isteyelim. Gördükleriniz, duyduklarınız. Evet. Şimdi bir canlı yayınımız olacak. Enteresan bir şey oldu sevgili seyirciler. Cuma günü Recep Bey bizim yayına çıktıktan sonra ve Murat'la ilgili bazı gerçekleri ortaya döktü. Mesela o benim o kavga sırasında Murat'ın gidip kurtarmadığı, ortada bile olmadığı filan. O gece bir şey olmuş. Bir çekim yapmış ve bizim muhabirimize göndermiş Murat. Onu bir izleyelim. Telefonuyla yapmış bu kaydı. Sonra canlı yayına döneceğiz. Muhabirimiz Murat'ın yanında Öner var. Çünkü Öner'i de hedef alıyor o görüntülerde. Enteresan bir kişilik Murat. Evet. Öner, merhaba. Merhaba Serap Hanım. Ben de senin mekanın önündeyim. 5 tane Murat gelmiş diyen adama yarım nefesi
70 o beni almış. Bir insan olarak senin mekanın önünden çekim yapıyorum. Ve benim geldiğimi sen duydun, kapıları kapattın. Ve karşındaki çorbacı Öner. İşte ben meydandayım. Siz neredesiniz? Bak Zeus yanında. Meşhur satırım da yanında. Eğer siz delikanlıysanız gelin benimle konuşun. Senin 5 Murat dediğine benim nefesim yeter. Senin mobese kameralarından yalanını, satıcısı olduğunu ben sana ispat edeceğim. Söyleyeceklerim bu kadar. Recep Bey, korktunuz mu? Öyle gibi duruyor muyum? Saat 10'da bizim dükkanlarımız kapanıyor biliyorsunuz koronavirüs nedeniyle. Saat 10'dan sonra gelip orada çekim yapmanın bir anlamı yok. O meydanda, o çevrede kime sorarsa sorsun benim telefon numaramı, adresimi, her şeyimi verirler. Ayrıca böyle bir hesaplaşma niye? Böyle bir hesaplaşmaya niye giriyorsun Murat? Onu da anlayamadık. Yok, bu kadar maceraya gerek yok yani. Bana arasa beni, yeter ki yer söylesin, sıkıntı yok. Yani bu konudan sonra ben onu suçlamadığım halde, fakat bundan sonra bu olayı daha fazla araştırıp daha fazla üzerine düşeceğim. Ben buradan ona bu şekilde söylüyorum. Daha fazla dedikleyeceğim. Ne var ne yok. Elimden geldiğince ortaya çıkartmaya çalışacağım. Bu konuya mutabık değildim ama bundan sonra bu konuya mutabıkım. Elimde ne imkanım varsa kullanacağım. Burada ne var ne yok ortaya çıkartacağım. Ve Tayfun dükkanını devrettiği tarih hangi tarihe geliyor özellikle bunu araştıracağım. Bu benim için önemli. Yani Murat Sezgin kaybolduktan hemen sonra mı devretti? Öncesinde mi? Öncesinde mi devretti? Bu bir tarih bizim için de çok önemli. Biliyorsunuz ben size o gün özellikle bunu sordum. Henüz bilmiyorduk fakat onu öğreneceğiz. Öner'e döneceğim. Öner, evet, üstü kapalı mı, açık mı? Bence üstü açık, bir tehdit var ortada. Hatta işte satırım diyor. O satır da neyse artık, daha önce de biliyorsun o benle olan olay sırasında kullandı. Öncelikle hocam bir tahlil yapacak özellikle Murat'ın bu davranışıyla ilgili. Yani Murat'ın çok ciddi psikiyatrik rahatsızlığı olduğunu ve süratle tedavi olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bence psikotik bir durum var. Yani gerçeği değerlendirme yetisinden kopmuş durumda, bu onu gösteriyor. Yani bu şimdi ya gönderdiği muhabir arkadaşımızın bunu hiç ciddiye almayacağını düşündü. Yani yayınlamayacağını düşündü. Ki bunu az bir ihtimal, bence yayınlansın diye gönderdi, evet, bunu. Tabii, yayınlansın diye gönderdiyse bu arkadaşımızda büyük ihtimalle bir psikotik durum, yani gerçeği değerlendirme yetisinin kaybı var ve süratle tedavi olması lazım ve tehlikeli de hakikaten. Ciddiye almamakta haklısınız. Yani ben sizin kalıbınızı da görebiliyorum burada. Ama psikotik hastalar, hani o kelimeyi kullanmak istemiyorum ama bazı akıl hastalıklarında hakikaten zapt edemeyeceğiniz bir hale gelebilirler. Zapt ederiz hocam, sıkıntı yok. Tamam, yani tehlikeli olabilir, onu söyleyeyim ama. Psikoz var diye düşünüyorum ben çünkü bu görüntülerde. Ve lütfen hiçbir şekilde şiddet, kaba kuvvet, hiçbir şeye başvurmadan. Yok, bizim sadece avukatımız, avukat yeğenim zaten benim, dışarıda suç duyurusunda bulunacak. Kimse başvurmasın. Ve özellikle bunun bence yayınlanmasını da istedi. Çünkü söyleyeceklerim bu kadar tarzında bir sonla bitiriyor. Yani bunu yayınlayın. Yani yayınlanmasını istediği için ben zaten hastalık var burada. Yani mantıklı bir şey değil. Gerçekten kopmuş olması lazım. Tabii, bir de orada için. Yani üstü kapalı değil. Yani Yargıtay kararlarıyla o kesici delici aletin gösterilmesi bile tek başına tehdit unsuru için yeterli. Bunun yayınlanmasını istediği için muhabirimiz Murat'a gönderdi. Oysa ki bunun muhatabı ne Murat ne de bizim programımızdı. Eğer göndermek istiyorduysa muhatap Recep Bey ise, Öner'se, onlara göndermeliydi. Gerçekten yayınlanmasını istediği için. Öner, sen ne yaptın? Bugün galiba bir şikayette bulundun bu videoyla ilgili, değil mi? Evet Serap Hanım. Bugün şikayette bulundum. Hani gittik adliyeye, şikayette bulundum bugün ben. Suç duyurusu bulundum, yaptım.
Şimdi ne diyorsun onun, tabii saat 10'da kapanıyor ya. Şimdi hakikaten Recep Bey'in söylediği gibi hani biraz böyle gövde gösterisi yapmış ama hani yalancı pehlivan gibi çıkmış ortaya. Şeref Hanım. Zaten kapalı mekanlar. Adam olsa yüzünü gösterir. Saklanmaz. Hala köpeğini gösteriyor. Aynen. Öner, bütün bunlar da bir araya gelince, birleşince ve buradan tabii yayınlar yapıyoruz. Sen sonra orada insanlarla da muhatap oluyorsun. Şu anda konuşulan, söylenen ne? Sezgin yaşıyor mu, bir cinayete mi kurban gitti sence? Cinayete kurban gidiyorlar. Diyorlar artık bunu. Evet. Ben şeyde, bu Tayfun abinin dükkanı kapattı. Tarih yani 2019'a kapattı. 2019. Evet. Ya, 2018 Ağustos'ta Sezgin kayboldu. 2019 diyorsun ama. 2019'da da evet. Recep Bey kafa sallıyor. Yanlışlık var. Daha mı önce kapattı? Ben dükkanı kiralayan arkadaşlarım tersiyle görüştüm. Tam olarak hatırlamıyorum. Ama Recep. Evet. Recep abi. Efendim. Senin kavgadan sonra zaten kapat oluyor. Senin kavga 8 ay 1 sene oluyor neredeyse. Fazla oldu. Ben orayı kiralayan arkadaşlarla görüştüm. İki ortaktan birisiyle. Ortalama 2 seneye geçti. 2,5 seneye yakın oldu diyor. Bunu netleştirmek için ancak onlarla görüşmem lazım. Bunu netleştirmemiz lazım. Çünkü hemen Sezgin'in kayboluşunun ardından bu dükkan kapatıldıysa ve Murat da orada çalışıyordu. Hani bir şeyler mi örtbas edilmeye çalışılıyor? Bir şeyler mi kapatılmaya çalışıyor? Murat bir şeyleri birileri adına bir şeyler mi yapmaya çalıştı? Yapıyor ya da halen yapıyor ve saklıyor mu? Mesela Murat'ın hala bize apartmanının evinin arka bahçesini bir gezdir teklifimize Murat'tan bir yanıt gelmedi. Onu henüz bir izin alabilmiş değiliz. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Öner, biliyorsunuz Murat'ı işte kötü bir vaziyette, biraz da böyle kanlı gibi hani işte o benle tartıştık dediğinde gördüğünü söylediği tarih aslında Sezgin'in kaybolduğu gece olduğunu söyledi bize. Fakat Murat bunu kesinlikle reddetti. Ondan dedi birkaç hafta önceydi dedi. Birkaç gün önce olsaydı Öner bunu karıştırıyor olabilirdi. Şimdi ben tam olarak tarihini söylüyorum. 29 Ocak 2018'de yaşanıyor o benim evindeki Murat'la olan kavga. Yani Murat'ın satırla o beni kesmesi, onun bıçakla saldırması. Yani Murat'ın Sezgin'in kaybolmasından tam 8 ay önce yaşanıyor bu olay. Yani Öner'in 8 ay önceki olayla Sezgin'in kaybolduğu günü karıştırması söz konusu bile olamaz. Hayatın olağan akışına aykırı. 8 ay var kesinlikle arada. Evet Öner, seni dinliyoruz. Ya biz kışın dışarı masa atmıyoruz. Ya. Yazın atıyoruz masa. Yazın geldi, ondan eminim. Kısa kolluydu. Çünkü o zaman Ocak'tı, Sezgin kaybolduğunda Ağustos'tu. Evet. Bir de Murat bize o benle o evde geçirdikleri geceyi anlatırken çok yarım yamalak anlattı. İşte ben alkollüydüm, üstüne o geldi, ilaç verdi vesaire vesaire. Halbuki haricen yaptığımız araştırmalarda o gün diyor sinirli geldi o ben. Galiba diyor hap almıştı, ilaç almıştı diyor. Ben de hafif bir alkol alıyordum ve o gece diyor ailesiyle ilgili problemlerini, sorunlarını benimle konuşmaya başladı diyor. Çok majör sorunları olduğunu söylemiş ve 29 işte o günü söylüyor. Gece 03'te o ben bana karşı koyduğu için ben kendisinden büyük olduğumdan müdahale ettim demiş. Bana saldırmıştı falan diyor. Bize de diyor ki işte kolamın içine işte ilaç atmıştı vesaire. Böyle bir şey yok. O gece o ben çok sinirli gelmiş, ailesiyle problemlerini tartışmış. Aynı şekilde alkollü gelen Sezgin'i içeri almıyorsun, polisi arıyorsun. Ama buradaki ifadesinde şey içmişti, muhtemelen hap içmişti. Ben evde tek başıma kalıyorum, ben hafif bir alkol alıyordum. Geldim, çok sinirliydi, öfkeliydi diyerek o geceyi
başka bir şekilde anlatıyor bu harici araştırmada. Yalnız o araştırmada alkol oranlarını da vermiş, yani oradaki raporları da söylemiş. Öyle hafif bir alkol falan değil. Hani bilenler bilir, 2.70, 2 şişe en az içmiş yani öyle. Bir de o şey haldeyken öyle. O beni alıyorsun ama o haldeyken Sezgin'i almıyorsun. Zaten Yayından kaçmasının sebebi de kaybolduğu gece geldiği ihtimali yükseldiği için kaçtı. Yani Sezgin'in kendi evine, kapısının önüne gelip de polisi aradım, alın bunu götürün tarzında konuşmasının Sezgin'in kaybolduğu gün olma olasılığı çok yüksek olduğunu Anlayınca yayından çekildi. Tabii. O bana saldırdı diyor mesela o gece. O benim çok saldırgan olduğunu söylüyor. Ben elindeki bıçağı almak isterken merdivenlerden yuvarlandı filan demiş. Bir de şunu, o ben de o geceyle ilgili mesela enteresan bir şey, susma hakkını kullanmış. Yani satırla size saldırılıyor, ağır yara alıyorsunuz, efendim acillik oluyorsunuz, hastanelik oluyorsunuz. Nedense bu Murat'ın bu ailenin içinde farklı bir konumu ve yeri var. Nedense babasıyla alakalı olabilir, yaptıkları işle alakalı olabilir ama Murat aile içinde biraz korunuyor ve kollanıyor. Yani bir sır biliyor Murat aileyle ilgili. Ama şu da var, Murat'ın işte psikotik olduğunu düşünmemin sebeplerinden biri. Orada rapor sonuçlarını da işte harici araştırmamızda gözüküyor. Basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde yaralanma diyor. Yani satırla falan kesmemiş, onu da uyduruyor. Bir de yani o gece polis alıp bunları götürmüş. Yani bir yere ayrı ayrı gitmemişler zaten. Bahsettiğiniz komşu o aramış, Ocak ayı. Herhalde birisi aramış İhbar diyor. İhbar olmuş. İhbar gelince tabii. Yani kavga sesleri gelince alıp götürmüşler sanırım. Yani hadi ben gideyim işte önerin orada bir çorba içim tarzında bir sohbet, muhabbet ve ayrı ayrı gitme de olmamış. Polis almış, ikisini de götürmüş. Aynı Murat, bu Sezgin'i alkollü geldi, ben alkollü kimseyi evime almam diyerek polis çağıran ve sonra da bilmiyorum geldi mi polis gelmedi mi diyen Murat, o gece polisi nedense aramayı akıl edemiyor. Tam tersi Sezgin hiçbir şey yapmıyor, orada duruyor. Fakat burada bir saldırı var. Burada yine aşırı alkol ve ilacın etkisinde çok agresif ve sinirli gelmiş bir Oben var. Ve onunla ilgili polisi aramak nedense aklına gelmiyor. Birisi aramış ama kim aradı bilmiyorum. Polis geldi, bizi götürdü diyor. Dolayısıyla 8 ay önce yaşanmış bu olayı, 8 ay sonra Sezgin kaybolduğunda Öner'in bunu 8 ay önceki olayı hatırlayıp aslında o gece o geceydi demesi mümkün görünmüyor. Kesinlikle. Bu tip kişilerde yani psikotik veya borderline sınırda da olabilir. Çünkü bir şekilde hayatını da devam ettiriyor. Bu tip kişilerde eğer birisi mesela o ben. Yani burada tamamen faraza konuşuyorum. O ben Murat'ı karşısına alıp Sezgin şöyledir böyledir diye onunla konuşursa çok rahatlıkla Murat'ı manipüle edip Sezgin'e bir şey yapmasını sağlayabilir. Bir saatlik bir konuşma yeter bu tip kişiler için. Şimdi bu işin içinden bir kere Şule ile ilgili bir kısmı var olayın. Şule'nin dünyaya getirdiği bebekle ilgili, babasının kim olduğuyla ilgili bir ayağı var bu olayın. Yasak ilişki var. Bir ayağında o var. Kiminle diyecek olursanız, onu şu anda dillendirmek istemiyorum ama tahminlerimiz, şüphelerimiz var. Bunu saklamaya ve gizlemeye çalışan bir kişi var. Ve buna belki de kurban edilmiş bir Sezgin var. Şimdi bana Öner, şunu söyleyebilecek kimse var mı aranızda? Bu Murat'ın Oben'in babasıyla aynı iş yerinde, babasının iş yerinde çalıştığını biliyoruz. Murat'ın bu aile içindeki konumu nedir? Neden? Yani küçümsemek için falan söylemiyorum. Recep Bey'in söylediğine göre bu adam kudretli, paralı, pullu, değil mi? Oben'in ailesinden maddi bahsediyorum. Murat da onların yanında tabii ki ekmek parasıdır. Asla bunu küçümsemek için söylemiyorum. Hiç yanlış anlaşılmasın. Hamal olarak çalışıyor. İkinci el eşya sattığı için bunu taşımasını yapıyor. Doğru mu Recep Bey? Evet. Bu insanla ne kadar samimiler ve aile içindeki yeri nedir? Bunu bilen kimse var mı içinizde? Şöyle Hanım, Serap Hanım. Evet canım. Ya bana piyon dedi ya. Evet. Esas kendisi piyon. Belki piyonu şeydir anne, Murat'tır. Ne gibi piyon? Ne için kullanılıyor? Piyon hani kullan...
En son çarşamba günü Tayfun abi Tekirdağ'daydı. Tayfun abi Çorlu'da oturuyor. Tekirdağ görüyor, Murat Akkuz görüyor. Tam anlayamadım. Telefonları kapat. Tekirdağ alışveriş merkezinde Murat'la beraber görülüyor. Kim? Murat'a akıl veriyor. Tayfun. O benim babası. O benim babası. O benim babası. Hmm, evet. Çok önemli bu. Ne evet. zaman oluyor bu olay Öner? Çarşamba gecesi. Geçen çarşamba. Aynen. Bunu bir gören birisi mi var? Birisinden mi duydun bunu? Yani telefonları o akşam kapattı bir daha. Bir daha telefonları açılmamış. Murat'ı o benim babasıyla orada birlikte gören birisi mi var? Ya araştırırım ben. Vardır. %100 vardır. Hayır, şu an bir şey söyledin çarşamba günüyle yani. İlgili. Ne demek istediğini tabii. açıkla bize. Kimden ya, çarşamba duydun? Çarşamba günü bir yanıma geldi. Ama ben dükkanda yoktum. Kim geldi? Babası mı o Tayfun benim? Tayfun abi. Tayfun abi. Evet, gelmiş evet. ama sen yokmuşsun öyle mi? Yoktum. Evet, başkasıyla kavga yapıyor sonra. Benim eski garsonumla kavga ediyor. Sebep ne? Bilmiyorum ama dönüp herhalde sinkaflı konuşmasından dolayı diye biliyorum. Sizin ne alaka şimdi karşılıklı iş yerleriniz biliyorum ama Öner'e geliyor ve sizin garsonunuzla mı kavga ediyor? Ne alaka bu Ober'in davasında daha önce de söylediğim gibi 2-3 defa affettik dedim ya. Bir tanesinde zaten bu benim çalışan garsonum dükkandan çıkarken taksiye bindikten sonra Ober'le yanında bir arkadaşı saldırıyor bunlara. Benim eski garsonum da herhalde ona itibaren nakıl olduğu için, ters gittiği için Tayfun herhangi bir kelimesine kavga etmiştir. Bayağı bir vurmuş onu herhalde. Şimdi Şule'ye döneceğim. Şule, o beni tanımıyorsun, Murat'ı biraz tanıyorsun, doğru mu? Yok, o beni Sezgin'in arkadaşı olarak tanıyorum. Ha, Murat'ı tanımıyorsun, hiç tanımıyorsun. Murat'ı hiç görmedim. Sezgin'in arkadaşı olarak o ben, sen ve Sezgin. Bir arada oturdunuz mu hiç? Hayır, hiç oturmadık. Nasıl biliyorsun? Nereden biliyorsun? Ya ben sadece onları görüyordum. Onların dükkanın önünde otururlarken o kadar. Görüyordun ama o Sezgin senin erkek arkadaşındı. Yanlarına gidip merhaba demiyor muydun? Ya da Sezgin sana merhaba demiyor muydu? Yok, demiyordu. Saklı gizli mi yürütüyordu seninle ilişkisini? Evet, öyle yapıyordu. Neden? Bilmiyorum. Yani, nedenini bilmiyorum. Seninle görünmek mi istemiyordu? Yani biz onunla ilişki kuruyorduk ama sürmüyordu. Bir hafta sürüyordu. Sonra yine kesiliyordu. Yine konuşmuyorduk. Sana başka bir kadından bahsetti mi hiç? Hayır, bahsetmedi. Sence o başka birisine aşık mıydı? Bilmiyorum ama size de verdiğim mesajlarda bana karşı olan duygularını anlatmıştı. Ne diyordu? Ben bakmadım onlara. Aşık mıymış sana? Günlüklerinden bahsediyor sanırım. Yok, günlük değil. Ben yeni bugün verdim konuşmaları Messenger'dan. Fakat günlüğünde de aşık olmak istiyorum diyordu. Ama biraz özgüveni düşüktü ve reddedilmekten korkuyorum diyordu. Evet, ben çünkü sürekli reddediyordum. Yani. Ama ben sizinle ilgili olduğunu düşünmüyorum o düşüncelerini. Belki benimle alakalı da olmayabilir ama benim konuşmalarımda hani sürekli istemediğimi söylediğimi yansıtıyordum. Şimdi bence de senden bahsetmiyordu. Belki kendisinden ekonomik olarak, sosyal olarak daha üstte ulaşılmaz, kabul etmeyeceğini düşündüğü, belki platonik olması olduğu olan ama herhangi bir sevgililik durumunun olamayacağı, belki kendinden yaşça büyük, belki evli, belkileri çoğaltabilirim. Böyle birisinden bahsediyor olduğunu biz nedense düşünüyoruz Şule. Evet, bana hiçbir bayandan bahsetmezdi. Anlatmazdı kimseye bana. Senin yanında kimden daha çok bahsederdi? Yani konularınız ne olurdu? Ablası mı, eniştesi mi, babası mı, arkadaşları mı, o ben mi, o benim annesi, babası mı? Kimlerden bahsederdi en fazla? Bana arkadaşlarından, ailesinden arada anlatırdı, konuşurduk. Hani dertleşmek değil de biraz konuşurdu, her şeyi konuşmazdı. Ya daha çok biz köpek konularında çok konuşurduk. Birisinden daha çok bahsediyor olması lazım ki dikkatimizi çekmesi lazım. Yani o benden, Ayşe'den, Fatma'dan, Hasan'dan, Hüseyin'den. Daha çok konuyu oraya getirmesi lazım. Öyle birisi lazım, bir isim lazım bize.
Ya ailesinden konuşuyordu yani, diyordu hani ablamı çok seviyorum diyordu. Yani çok da bir şey paylaşmıyordu. Ya yani dediğim gibi biz görüşüyorduk ama çok konuşamıyorduk bile. Yani birbirimize ifade bile edemiyorduk. Sürekli kopuk kopuk görüşüyorduk. Bir ay sonra tekrardan görüşüyorduk. Sonra 6 ay geçiyor. Hani tuhaf bir ilişkiydi. Siz o görüştüğünüz dönemlerde sokakta seninle görünmek istemiyor muydu? Daha gizli kapaklı mı görüşüyordunuz? Bilmiyorum ama beraber sahile inip Şila köpeği var. Onu gezdirmiştik birkaç kez. Yani birkaç kez çıkmıştık o şekilde. Mesela arada bir o benlerde kalıyormuş. Neden kaldığını söyledi mi hiç sana? Yok, bana söylemedi. Ben arkadaşlarına kaldığını hiç bilmiyordum. Yani söylemedi bana onları. Nergis Hanım genelde ne zamanlar kalırdı? Yani orada oturdular, yemek yediler, alkol aldılar, gelemeyecek durumda. Öyle zamanlarda mı? Yoksa özellikle haftanın bir iki günü gidip o benlerde mi kalırdı? Yo, özelliklesini bilmiyorum ama yani ben sadece o benim annesinin söylediği kadarıyla biliyorum yani hani kaldığını. Yani kardeşim bana ben bu akşam o benlerde kalacağım abla falan dediğini hatırlamıyorum ben kardeşimin dediğini. Ama ben o varsayımı sadece o benim annesinin söylediğiyle yapabiliyorum. Hani yatağını bile toplayıp gitmesinden, işte lavaboya girip terliği bile hani düzgün bırakmasından, ne kadar terbiyeli bu çocuk, ne kadar edepli bir çocuk diye söylemesinden biliyorum yani. Hani siz Sezgin kaybolduktan sonra o benlerin evine gittiniz mi? Yok, ben gitmedim. Anneyle görüşmeye gitmedim. Anne ve baba bana geldi. Ne kadar sonra? Hemen hemen 35 gün sonra falan. Anneyle baba bana geldi. 35 gün sonra. Tabii. Ama hep sürekli telefonla aradılar tabii. Hani çok ilk zamanlar çok sık arandı. Ta ki şöyle söyleyeyim, ben babama, yani benim annem yok zaten, hani ben babama genelde yapabildiğim kadar ayda bir olsun temizlemeye gidiyorum babamı. Oraya gittiğimde o ben Şahin'e gelmişti. Ben de onun motosikleti var, onunla gördüm. Yani dışarı çıktığımda üst yolda gördüm, seslendim hatta. O ben gel ablacığım diye. Geldi. Ondan sonra işte bu özürlü vatandaşı dövdükleri zamandan onunla ilgili bahsettik. Ben de dedim yani siz bu haltı yemişsiniz. Çekeceksiniz cezasını. Onu ben yapmadım ama Sezgin'in yüzünden dedi bana. Yani ondan sonra o öyle dedikten sonra siz bu haltı yemişsiniz. Birlikte yapmışsınız, birlikte çekeceksiniz dedim bunun günahını. O günden sonra sosyal medyadan da sildi. Biz engellemiş daha doğrusu. Çünkü ben şöyle söyleyeyim. Kardeşim kaybolduğunda hani hiçbir şey yapmadı diyorlar ya. Ben hayatımda öyle çok telefonu elime alma fırsatı olan bir insan değilim. Ama Facebook olsun yani böyle hani sürekli herkesi, bütün arkadaşlarını, arkadaşlarının hani kimleri beğendiğini, yani artık ajan gibi oldum diyeyim yani. Çünkü benim hani süre de çok uzun bir süre. Bilmiyorum, o zamandan sonra o gün o lafı ben ona söyledikten sonra bizi sosyal medyadan da engellediğini biliyorum ama. Ama arada gidip kaldığını annesinden o şekilde duydum. Öğrendiniz. Yani. Aynen, evet, evet. Aynen. Şimdi şöyle bak, aradan da zaman geçti bayağı o soruyu sana soralı. Tekrar soruyorum. Çocuğunun babası kim olabilir? Korkmana gerek yok. Yok, korkmuyorum Serap Hanım. Çocuğumun babası yani Dolunay da olabilir diye hatırlıyorum ben. Çünkü çevresinden hani kimseyle olmadım. Peki işte ise şu soruma bilerek ve düşünerek cevap ver. O süreçte evli bir kişiyle beraberliğin oldu mu? Hayır, olmadı. Hiç düşünmeden cevap veriyorsun. Hani hatırlamıyordun hiçbir şey? Yani. Hiç düşünmeden çat diye cevap veriyorsun buna. Evli biriyle görüşmedim ki ben. Ama o dönemi hiç hatırlamıyorsun. Hiç hatırlamıyorum diyorsun. Yani kimle, yani ne yaşadığını bile hatırlamıyorsun. Sayıyı hatırlamıyorsun. Şimdi hayır diye net bir şekilde hızlıca cevap verin Şule. Yani iki kişi vardı hayatında. Biri Sezgin, biri o zaman rahmetli oldu Tugay. Diyorum ki üçüncü bir kişi var mıydı? Hatırlamıyorum. Evli mi birisi var mıydı? Hayır, yoktu. Bunu bu kadar kolay hatırlıyorsan ya korkuyorsun, vardı evli birisi susturdu seni ve o çocuk da ondandı. Hala bu çocuk yani 2 yaşındaki ondan. O yüzden seni susturuyor. Evli ve bir çevresi vesairesi olduğu için çat diye cevap veriyorsun. Sen çalışıyor musun Şule? Hayır, çalışmıyorum Serap Hanım.
Sen nasıl geçimini sağlıyorsun? O çocuğa nasıl bakıyorsun? Devletten yani küçük bir yardımla yani geçimimi derken yani zaten dedem babaannemle yaşıyorum. Ben sadece bezini vesaire onları alıyorum. Ben kıyafet hiç para verip almadım. Çevremdeki insanlar getirdi. O şahıs sana para veriyor mu? Yardım ediyor mu çocuk parası? Öyle bir şahıs yok Serap Hanım. Ya ben şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi Sezgin'in kayıp vakası sadece otogardan Hatay'a Sezgin'e olduğunu zannettiği birini söylemesi üzerine şu an savcılık onun için kayıp olarak hala düşünüyor. Yani birisi demiş ki Sezgin'e benzetiyordum Hatay'a gitti. Savcılık da diyordur ki işte Hatay'dan bir yerden bir şekilde çıkacak diye bekliyordur. Fakat şu bizim yayınlarımızdan sonra Öner'in o gece Sezgin'in kaybolduğu gece Murat'ı o şekilde çorbacıda işte gecenin üçünde oraya gelmesi vesaire. Sezgin'in kaybolduğu gece olduğunu zannettiğimiz ki yüksek ihtimalle o, Murat'ın evinin önüne gitmiş olması ve iddiaya göre Murat'ın polisi araması. Bunları birleştirdiğimizde şöyle bu dosya cinayet büroya geçecek. Bir cinayet vakası olarak değerlendirilecek. Eğer bir cinayet vakası olarak değerlendirilirse burada deliller daha geniş kapsamlı toplanacak. HTS kayıtları, konuşma kayıtları, baz kayıtları bunların hepsi ortaya çıkacak. Eğer bunları şimdi söylemez ve teknik kayıtlar çıktığında senin bu şahıslarla irtibatın, ilişkin, konuşman ortaya çıkarsa o zaman zanlı konumuna düşersin. Bakın bu dosya kayıptan cinayete geçmek üzere. Onun için konuşmak zorunda Şule şimdi. Şule, madem açık açık konuşacağız her şeyi, o zaman sorumu değiştiriyorum, şöyle soruyorum. O aylarda, o günlerde Sezgin'le ve Tugay'la görüştüğün günlerde hani hatırlayamayacak kadar diyorsun ya hatırlayamıyorum diye açıkça soracağım. Para karşılığı beraber oluyor muydun bazı kişilerle? Hayır olmuyordum. Çünkü ancak öyle olması lazım ki senin böyle bir şeyi hatırlayamıyor olman için çok sayıda insanla bir beraber olman lazım. Bu kesinlikle doğru mu? Bak kesinlikle doğru mu? İkinci kez soruyorum. Hayır olmadım Serap Hanım. O zaman sadece Dolunay'dan mı şüpheleniyorsun? Evet şu an hatırladığım o. Evet Dolunay ama ortada yok kayıp ve ona herhangi bir test yapamayız. Babası olup olmadığını ortaya çıkaramayız. Dolunay seni her yerden engelledi. Dolunay'ı bulup buna ikna etmemiz lazım ki Dolunay Sezgin'i tanımıyordu diyorsun. O bilmem nerede, öbürü bilmem nerede oturuyor deyip bizi çözümsüzlüğe doğru götürüyorsun şu anda. Tabii. Çözümsüzlük yani, değil Serap Hanım. Yani. Biri Dolunay öldü, biri kayboldu onları söyledin. Şimdi Dolunay'da kayıp diye onu söylüyorsun. Yani gerçek kişiden uzaklaştırmaya çalışıyorsun. Ya tehdit altındasın yahut da sana parasal yardım yapılıyor bunu kaybetmek istemiyorsun. İkisinden biri. Başka hiçbir açıklaması yok. Ya da korkuyorsun. İşte tehdit altında. Evet. Ya benim tek korkum şu anda ailemin beni reddetmesi. Başka hiçbir ya korkum daha yok. Ya niye reddetsin? Yani daha ne olabilir ki bilemiyorum. Daha bize anlatmadığınız neler var? Hani korkacak bir şeyiniz kalmamış artık Şule Hanım. Çünkü diyorsun ki onlar da istiyorlar çocuğumun babası ortaya çıksın. Eğer Recep Bey bu çocukla alakalı daha doğrusu Şule'nin işte Sezgin'le, Tugay'la vesaire işte Dolunay ilişkileri. Sezgin'in kaybolması ya da artık cinayetten bahseder hale geldik. Bunun altında böyle bir şey yani karmaşık bir aşk üçgeni, ilişki üçgeni olacağını düşünüyor musunuz? Şimdi şunu söyleyeyim. O ben hakkında rahat konuşabiliyorum çünkü iyi tanıyorum. O içtiği ilaçlar alkolle beraber alındığı zaman bu kardeşimin de günahını almak istemiyorum. Yani o benimle görüldüğü söyleniyor ki söyleyen kişiler de zaten güvenilir kişiler. Günahını almak istemiyorum ama o ilacı beraber kullandılarsa ya da o ilacı başka birisiyle beraber kullandıysa aynı şekilde çocuk onlardan olma ihtimali üzerine biz de size tavsiyede bulunduk. Bir de dediniz ki Murat herhalde. Onunla ilgili de bu olaylarla, kayıpla vesaireyle ilişkisi olup olmadığına dair artık bu olayda ben de bir tarafım, muhatabıyım bu olayın. Ortaya çıkması için her araştırmayı yapacağım dediniz. Nereden başlayacaksınız araştırmaya?
Yani Tekirdağ'da ben 89 yılından, 90 yılından beri biz Tekirdağ'dayız. Tekirdağ'da dediğim gibi Nergis'in de olsun, Abdullah'ın da olsun, çocukluktan beri herkes birbirimizi tanırız. Tekirdağ'da bize yalan söylemeyecek, bizim lafımızı yere düşürmeyecek bir sürü dostlarımız var. Kim ne biliyorsa gelip, eminim ki zaten bu programdan sonra da gelip hepsi teker teker kendileri anlatacaklardır. Hiç benim araştırmama gerek bile kalmayacaktır. Ama dediğim gibi ilk başta madem böyle bir şey var, Tayfun ne zaman devretti dükkanı, hangi tarihte devretti? Öncelikle bundan başlayacağım, bu bilgiyi vereceğim muhabirinize sizin. Daha sonrasında kendi çabalarımızla, kendi arkadaş çevremden bu işin iyice artık içine girmeye çalışacağım. Ben tehditleri hiç sevmiyorum. En sevmediğim şey tehdittir. Zaten bir insan karşınızdaysa kalkıp böyle şov yapmanın bir anlamı yok. İstediğiniz saatte, istediğiniz yerde beni bulabilme şansınız varken kalkıp böyle bir videoyu hele muhabire atmanın hiçbir esprisi yok. Bir de bu şeyin, Murat'ın, Tayfun'un dükkanında hamal olarak çalışması sizce normal mi? Sizce çalışır mı? Üç katlı yeri var, evi var. Yani vallahi dediğim gibi o zamanlarda... Niye birbirlerinden ayrı değiller, hep görüşüyorlar ben sizce? Çalıştığını da görmedim ama o zaman da size söylediğim gibi Murat ne saklıyor ki para aldı? Ya da alıyor, i̇şte ya onu, da nasıl onu geçimini sağlıyor. Onu da mesela yapacağınız araştırmaların içerisinde bunu da dahil edin orada mesela. Olacak zaten. Dediğim gibi yani bu şu videoya kadar, şu tehdide kadar üzerine fazla düşmüyordum. Sadece bildiklerim konusunda yürümeye çalıştım. Ama anlaşılıyor ki arkadaşlar kendine çok güveniyorlar. Kendini çok güçlü görüyorlar ki böyle bir şey kalkışabilmişler. Ve lütfen yasalar çerçevesinde hiçbir şekilde hiçbir şey... kanunsuz bir şey olmasın. Kesinlikle taş yerinde ağırdır. Biz yerimizdeyiz. Yani rüzgar bize doğru eserse biz de rüzgarı göğüslemek zorundayız. Amacımız sadece 30 yaşında gencecik bir adamın nasıl kaybolduğunu, hala hiçbir ses soluk yok. Bir ihbar dahi yok. Bir yerde gördük, Murat Sezgin'e benzettik şeklinde bir ihbar dahi yok. Artık çevresi de yavaş yavaş yaşamadığına inanmaya başlamış. Ve buradaki uzmanlarımız da bazı çıkışlardan neredeyse artık bu dosyanın bir cinayet masaya geçecek, cinayet dosyasına evrilecek olduğunu söylüyorlar. Öner'e bir sorum olacak. Öner, biraz önce konuştuk. Bu Murat gerçekten o benim babasının yanında hamallık mı yapıyordu? Yoksa bu bir... gösterişten mi ibaretti? Neydi? Ne yapıyordu? Gün boyu eşya mı taşıyordu mesela? Yok, gün boyu eşya taşımıyordu. Oturuyordu sadece. Bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi maddi olarak güçlü olduğuna göre ikinci el eşya satışıyla pek maddi olarak güçlü olunmaz. Acaba bu bir paravan mıydı? Başka işleri mi vardı bunların? Ona Tayfun onları mı biliyordu? Nasıl? Biraz kaldı biliyorum ben ona. Miras kalmış babasına. Tayfun miras kaldı. Söylemler öyle. Miras kalmış, anladım. Peki ben o dükkanı merak ediyorum. Mesela bütün gün Tayfun Bey de orada, Murat da orada otururlar mıydı? Eşya gider gelir, ne bileyim işte öğrenci evidir, ikinci el eşya alıyorlardır vesaire. Hani böyle sirkülasyonun olduğu bir dükkan mıydı? Murat orada yok, harıl yok, harıl çalışıyor muydu yani? Yok, çalışmıyordu. Ne yapıyordu? Oturuyorlardı orada, çay kahve içiyorlardı. Yani böyle bir elemana ihtiyaç var mıydı orada? Yok. Siz ne görürdünüz Recep Bey? Vallahi ben pek eşya sattıklarını görmedim. Yani Murat'ın yani orada çalışmasını gerektirecek bir iş yoğunluğu olmayan bir dükkandan bahsediyoruz. Yok yani... İkinci elci arkadaşları görüyoruz. Önüne hani kamyonet çekiyorlar, traktör çekiyorlar. Ne bileyim eşya yüklemek için falan. Ben orada bir şey görmedim. Tayfun hep orada geziyordu. Hep kahve içiyordu, geziyordu, çay içiyordu. Kaç yıl açık kaldı o dükkan sizce? Ben o bölgeye takılmaya takıldığımda o dükkan açıktı zaten. Yani daha öncesini bilmiyorum. 2016, 2017, 2018 hep açıktı olsa. Açıktı. Öner sen ne kadar geriye doğru biliyorsun o dükkan ne kadar zamandır oradaydı? Bayağı oldu yani. Ben de Aydın'ın yanında çalışırken de açıktı orası. Abdullah Bey. Daha ben kuaförde çalışıyordum. O zamanlar da kuaför açıkken de açıktı yani. Bayağı uzun süre eski. Eski. Ama ne olduysa Murat Sezgin kaybolduktan sonra ama hemen 1-2 ay sonra ama 3-5 ay sonra
O dükkan kapandı. Evet. Yıllarca açık olan dükkan kapandı. Ve Murat da artık bir daha Obe'nin babasının yanında çalışmamaya başladı. Çünkü öyle bir dükkan yoktu ortada. Ama başka işleri var herhalde bu adamın. Yani Murat'ı alıp başka işine de sokmadı. Doğru evet, mu? Evet, evet. Peki Murat yaşıyor mu? Öldü mü? Cinayete mi kurban gitti? Bu soruların cevaplarını bulmaya çalışıyoruz. Sevgili seyirciler, veda vaktimiz geldi. Yarın 13.15'te Star ekranlarında yeniden buluşalım. Bizimle birlikte olduğunuz her dakika için sizlere teşekkür ediyorum. Yarın yine bu konuları masaya yatıracağız. Yeni bilgilerle ve belgelerle karşınızda olacağız. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın efendim. Allah'a ısmarladık.